düşündük. Tabii sohbetin heyecanına göre değişebilir bu, bilemiyorum. Birinci planda Salgado'yu kısaca konuşalım. Sonra da Toprağın Tuzu belgeselinden yaptığımız bazı fotoğraflar var. Aldığımız bir hayli fotoğraf var aslına bakarsanız. Herhalde kaç dedik, 80 civarında fotoğraf Evet, 80 göreceğiz. fotoğraf var. 80 civarında fotoğraf göreceğiz. Bu fotoğraflarla ilgili tabii öncelikle aslında Salgado'nun ne dediğine bakmamız gerekiyor. Çünkü aslında belgeselde Salgado fotoğraflarının ruhunu ifade ediyor zaten. Onları tek tek anlatıyor. Eğer Salgado bir şey söylememiş olsaydı biz fotoğraflarıyla ilgili kendi okumalarımızı yapacaktık. Ben kendi okumamı yapacaktım. Sizler kendi okumalarınızı yapacaktınız. Fotoğraf üzerine bu şekilde konuşacaktık belki. Fakat şimdi tabii bir fotoğraf hakkında en iyi okumayı fotoğrafçının bizzat kendisi yapar her şeyden önce. Öyle olunca da benim aldığım notlar var. Salgado'nun şimdi biraz sonra sıralayacağımız fotoğraflar ile ilgili yaptığı, söylediği ifadeler. Bunları ön planda tutacağız. Daha sonra da kendi yorumlarımızı buna ilave edebiliriz. Takip eden arkadaşlar da fotoğraflarla ilgili sizin moderatörlüğünüzde kendi yorumlarını ifade edebilirler. Onlar da katkı sağlamış olurlar bu yönüyle. Hocam, o zaman şöyle mi başlamalıyız? Yani Salgado kimdir? Hani Evet, oradan başlayabiliriz. bu Ben sorudan şöyle başlayalım. çok kısa bir şekilde biraz daha geriye doğru gidip oradan Salgado'ya gelmek istiyorum aslında. Şimdi burada başlayabiliriz. Haydi Bismillah diyelim. Burada başlayalım. Şimdi 1839 yılı fotoğraf için tabii önemli bir yıl. İcadı 1939 yılında kamuoyuna duyuruldu Avrupa'da. Ve yüzyılın sonuna doğru da özellikle 1880'li yıllar itibariyle fotoğraf dünyanın bir takım sorunlarının araştırılması, bir takım problemlerin ortaya konulması ve bunun dünyaya duyurulmasıyla yönünde kullanılmaya başladı 1880'ler itibariyle. Biz tabii Salgado'dan çok daha önce Jacob Riis'i görüyoruz. Yani 1880'li yılların başında ilk defa göçmenlerle ilgili yaptığı projeleriyle biliniyor. Hemen bunun arkasından Louis Hay'nin çocuk işçilerle ilgili yaptığı fotoğraf çalışmalar var. Onlar toplumsal belgecilik anlamında aslında fotoğrafın farkına varmışlar. Yani yaklaşık olarak fotoğrafın icadından 40 yıl sonra filan bu toplumsal problemlerin ortaya konulabilmesi amacıyla kullanmaya başlanmış. Daha sonra Walker Evans'ın yine 29 buhranı ile ilgili çektiği fotoğraflar var. Bu isimler içerisinde bunlar tabii başlatıcıları diyebiliriz. Sebastião Salgado çok daha geniş bir portfolyo önümüze koymuş. Yani göçmenler var, portfolyosun içerisinde işçiler var, çocuklar, topraksız köylüler var, açlıkla ilgili bir takım özellikle Afrika merkezli açlık problemlerini ele alıyor. Bunların içerisinde Salgado aslında haber fotoğrafçılığının ya da fotojurnalizmin dünyadaki en önemli ve en etkili temsilcisidir. Yani eğer fotojurnalizm diyorsak eğer veya Magnum diyorsak, Magnum Fotoğraf Ajansı, bunları konuşuruz unutmazsak inşallah. Bu türün yani toplumsal belgeci fotoğrafçılığın, fotojurnalizmin dünyadaki en önemli temsilcisi durumunda şu anda. O yüzden de tarihe damgasını vurmuş bir şahsiyet diyebiliriz. 20. yüzyılın en önemli kişilerinden bir tanesi haline gelmiş bulunuyor yaptığı çalışmalarla. Şimdi Salgado'nun çocukluğuna doğru gidersek, kısa bir biyografisini ifade edelim burada, kimdir, nedir? 1944 yılında Brezilya'da doğmuş Salgado ve yaşadığı yerde bir çocukluğunu geçirdiği yer bir çiftlik, babasının çiftliği aslında. O döneme kadar belgeselde de ifade ediyor, işte yağmur ormanlarının bir kısmının yaklaştığı yer ya da bir kısmının
bulunduğu bir çiftlik arazisinde yetişiyor. 15 yaşına geldiğinde de okumak üzere, yani lise hayatını devam etmek üzere São Paulo'ya gidiyor. Böylece çiftliğinden ilk defa ayrılmış oluyor. Orada ben konuşmalarından birisine rast gelmiştim. Salgado diyor ki orada babamlar şey vermişlerdi, yanıma para vermişlerdi orada harcamam için. Fakat ben paranın nasıl harcanacağını bilmiyordum diyor. Yani cebinde şey var, Brezilya parası, kağıt para ya da neyse bozuk para var ama bunu nasıl harcayacağı konusunda bir fikri yok. Bunun için de 2-3 gün aç kalmış. Ve bu adam Çok ve ekonomist oluyor sonrasında. evet, çok İlginç. enteresan. Bu işler böyle oluyor Abdullah herhalde. Yani Evet. parayı nasıl harcayacağını bilmediği için diyor ki birkaç gün aç kaldım. Ondan sonra diyor baktım yani aç kalmak kolay mı? Paranın ne işe yaradığını orada fark ettim diyor. Neden? Çünkü Salgado'nun yetiştiği çiftlik kendine yetebilen bir ortam. Hatta hatırlarsanız bizim çocukluğumuzda dünyanın kendine yetebilen Türkiye 7 ülkesinden birisi diye sayarlardı. Biz de pek mutlu olurduk yani kendine yetebilen. Yani kimseye ihtiyacı olmadan ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olan bir ülke falan diye böyle. Onun gibi kendine yetebilen bir çiftlikte yetişiyor böylece. Salgado tabii lisans devresinde ve yüksek lisans aşamalarında São Paulo Üniversitesi'nde okuyor. Burada yüksek lisans yaparken bir yani yüksek lisansa bir bursla burs kazanarak başlıyor. Ve burada eğitimi devam ederken de Leyla Vanik'le tanışıp evleniyorlar. Şimdi karısı Leyla Vanik Salgado bana göre burada belki Salgado kadar kilit bir isim. Neden? Allah herkese öyle bir eş nasip etsin. Bekarlara buradan böyle söylemiş olayım. Hocam ama belgesel de pek fazla öncelenmemiş yani değil mi Evet, hani? maalesef yani belgeselin belki eksik taraflarından bir tanesi Leyla Vanik'in belki de isminin çok fazla duyulmamış olması diyebiliriz. Keşke daha fazla duyulsaymış. Çünkü Salgado'nun bütün projelerinde Salgado'nun bütün sergilerinin küratörlüğünü yapmış bir hanım. Bütün projelerinin kitapların editörlüğünü yapmış birisi. Belki de Salgado'nun bu kadar çok tanınmasında da en önemli kişilerden bir tanesi. O yüzden de Wim Wenders'a kızmak lazım. Madem böyle bir belgesel hazırladınız, o zaman daha çok belki ön plana çıkması lazım. Ki kadıncağız belgeselin sonunda Instituto Terra'da yani bu daha sonra yaşadığı çiftlik aradan geçen uzun yıllardan sonra bakımsız, virane bir hale geliyor ya. Buranın tekrar toparlanması konusunda yine bir öneriyle geliyor. Yani kadının hayatı önerilerle dolu. Öyle söyleyeyim. Yani yeni projelere son derece açık birisi. Ondan evleniyorlar ve ben de bu yüzden söyledim. Yani Allah herkese böyle bir eş nasip etsin falan diye. Efendime söyleyeyim. Amin filan diyen olursa olabilir. Yani bunu şunun için söylüyorum. Tabii hani eşlerin uyumlu olması belki de birlikte projeler yapabilmeleri anlamında isabetli bir şey olur falan diye. Şimdi tabii onların lisanslı eğitim devrelerinde Brezilya'da 1964'te başlayan bir diktatörlük devresi var. Dolayısıyla kendileri de diktatörlük karşıtı olaylarda fiili olarak yer almışlar. Yine konuşmalarında şunu söylüyor. Eğer ya diyor biz diktatörlüğe karşı silahlanacaktık. Böyle bir mücadele yolunu seçecektik. Belki de öldürülecektik. Ya da eğitim hayatımız devam edecekti ama Brezilya'da olmayacaktı bu. Sol partilere üye olmuş. Şeyde Brezilya'da çok fazla işçi partisi vardır. Bugün de böyle hatta. Brezilya'da bütün partiler neredeyse hemen hemen bakın işçi partileri. O yüzden sol eğilimli partiler bir hayli fazla. O yüzden de üyesi bulunduğu parti onlara yurt dışına gitmelerinin iyi olacağını ifade edince onlar da ayrılıyorlar. 1969 yılı itibariyle bir gemiye binerek Fransa'ya gidiyorlar ikisi. Burada Salgado doktora yapıyor. Yine aynı şekilde ekonomi doktorası yapıyor. Leyla Vanik de orada mimarlık okumaya devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla eşinin de Paris Üniversitesi Mimarlık bölümünde
veya fakültesinde diyebiliriz. Orada öğretim üyesi olarak uzun yıllar çalıştığını biliyoruz. Bu mesela şu da var ayrıca. Leyla Vaniki değer zikretmeye değer kalan şeylerden bir başkası da eşinin çok uzun yıllar boyunca yurt dışında seyahatlerde ve projelerde bulunması sebebiyle çocuklarını da yetiştirmiş olması. Yani mesela adam alıyor başını 10 yıl gelmiyor mesela veya 6 aylığına diye çıkıyor evden. 2 sene hiç uğramıyor mesela. 2 sene üstü çok uzun soluklu projeler bunlar. Bu süre zarfında zaten çocuklarını da eşi yetiştirmiş böylece. Şimdi doktorasını tamamladıktan sonra karşımızda baya yani böyle bilinen kerli ferli bir şey iktisatçı duruyor, bir ekonomist duruyor. O sebeple de Dünya Bankası'na giriyor Paris'te. Yani Dünya Bankası'nda çalışmak, Paris gibi bir yerde çalışmak onun için son derece itibarlı bir iş aslına bakılacak olursa. Ve bankanın Afrika'daki operasyonlarında bulunmuş. Bankanın Afrika projelerinde bulunmuş. Salgado'nun Afrika'ya olan ilgisinin belki de temelini biraz burada aramak lazım. Çünkü hiç durmadan Afrika'ya gidecektir. Aktif olarak fotoğrafa başladıktan sonra, yani meslek olarak tamamen fotoğraf seçmiş olmasından sonra öyle diyebiliriz. Daha sonra 1971 yılında Londra'ya taşınmışlar. Londra'da eşinin bir fotoğraf makinesi var. Pentax bir makine, ilk kullandıkları makine, kullandığı makine. İşte onu alıyor ara sıra, fotoğraflar çekiyor filan. Yani böyle amatör düzeyde bile değil yani. Sadece makineyi kullanıyor. Yani o kadar alaka bu şekilde. 1971'de yine Dünya Bankası'nın bu defa Afrika'da kahve operasyonlarını yapan ilgili biriminde çalışmaya başlamış. İşte sıkça gidip geliyorlar. Yani Afrika çok önemli seyahat rotalarından biri haline gelmiş oluyor bu devrede. Ve döndükten sonra son dönüşünden sonra yani 1971-73 arası devreden sonra tamamen işten ayrılmaya ve fotoğrafçı olmaya karar veriyor. Şimdi düşünün eğitimli birisi, böyle ciddi anlamda eğitimli birisi var karşımızda. Paris'te yaşıyorlar. Çünkü 71-73 arasından sonra Paris'e geri dönmüş. Fotoğraf bırakmak için geri dönmüş aslında. Herkesin yapacağı bir şey değil normal şartlarda. Yani düşünün şimdi Paris'te yaşıyorsunuz. Fransızca, 4 tane dil biliyor adam zaten. Ondan sonra Fransızca, İngilizceyi çok akıcı konuşuyor. Efendime söyleyeyim, işte Portekizce biliyor filan. Böyle birisinin tamamen ekonomistliği bırakarak fotoğrafçı olmaya karar vermesi son derece büyük risk aslında bakılırsa ve çok radikal bir karar. Mesela bizler de belki çocukluğumuzdan itibaren bir şeyler olmaya yönlendiriliyoruz, değil mi? Doktor oluruz, işte mühendis oluruz, bilmem bir avukat çocukken ben avukat olacağım diyeni duymadım gerçi de. Böyle bir şey, evet avukat hiç duymadım, siz de duymamışsınızdır belki. İşte bir şeyler olmaya yönlendiriliyoruz. Ondan sonra da hiç kafamızı kaldırmayız. Ben bu tarz hayatları çok ilgi çekici buluyorum. Bu tarz radikal kararlar veren hayatları böyle çok enteresan bulduğumu söyleyebilirim. Hocam, Daha sonra efendim. Magnum Juar demiştik, yani Salgado'nun oradaki etkisi nedir? Hani Evet, o. oraya geleceğim ben şimdi. Aha. Şimdi Salgado'nun kısaca gene fotoğrafçılığıyla birkaç kelam edelim. Oraya geleceğim. Şimdi tabii tamamen fotoğrafçı olmaya karar verdikten sonra yani istifa edip fotoğrafçı olmaya karar verdikten sonra bizim işte freelance dediğimiz fotoğrafçılık yapıyor. Yani serbest fotoğrafçılık yapıyor. Düğün fotoğrafçılığı Tabii vesaire. evet yani mesela düğünlere gitmiş adam ondan sonra. İşte özel doğum günlerine bilmem nelere falan giderek buralarda evet bir arkadaş diyor ki ben 12 yaşıma kadar avukat olacağım diyor. Vallahi ben ilk defa duyuyorum ya yani, Ebru. Ben tebrik ediyorum. Çok değişik bir şey oldu benim açımdan. İşte ilk defa duydum böylece. Sonra yani bu aslında bir deneyim aşaması denebilir yani. Bunları deneyimliyor. Çünkü para kazanması lazım. Şimdi düşünün yani çok önemli bir bürokratsınız.
buradan istifa etmişsiniz, fotoğraf çekmeye karar vermişsiniz ve dün fotoğrafçısınız. Yani şimdi hakikaten yan yana getirmesi şöyle çok da kolay falan olmuyor. Şimdi tabii insan ve iş ilişkilerini ele alan fotoğraflar çekmiş ve kısa süre içerisinde çok tanınmış bir fotoğrafçı haline geliyor. Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasına girmiş. Mesela fotoğrafları henüz daha bir ajansa bağlı olarak çalışmadan önce, yani kendi kişisel çalışmalarını kastediyorum burada. Mesela şeyde Time dergisinde, Paris Match dergisinde, Stern'de, Sunday gibi şeylerde basın kuruluşlarında hem röportajlar yayınlıyor hem aynı zamanda fotoğrafları yayınlıyor. Daha sonra muhtemelen sabit bir iş yapabilme, belki de öyle denebilir, düşüncesiyle Paris'te Sigma Ajansı'na girmiş ve burada fotoğrafçı olarak çalışıyor. Bu dönemde mesela yine tabii Afrika'yı çok iyi bildiği için Afrika'ya görevlendiriyorlar. Bu sırada Angola ve Mozambik'in Portekiz'e karşı bir bağımsızlık mücadelesi sergilediği dönemler. Bu dönemlerde fotoğraflar çekerek ve röportajlar yaparak son derece başarılı işler ortaya çıkarıyor. 75-79 aralığına geldiğimizde Gamma Ajansı'nda çalışıyor. Yine bu ajansın görevlendirmeleriyle biz Salgado'yu bu sefer neredeyse bütün dünyada görüyoruz. Yani Latin Amerika'da, Avrupa'nın birçok yerinde, Afrika'da, birçok yerde fotoğraf çektiğini görüyoruz. Ve 1979 yılına geldiğimizde burada önemli bir şey var hayatında. Önemli bir dönüm noktası var burada. Magnumcuların arasına katılıyor. Magnum Fotoğraf Ajansı'na. Kimdir hocam ya, Magnumculardan biraz böyle bahsetsek belki? Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bir Salgado'ya nokta koyup buradan Magnum kim, Magnum Fotoğraf Ajansı nedir, madem öyle birkaç kelam edelim. Şimdi Magnumcular 1947'de meşhur fotoğrafçılardan işte Robert Capa, Henry Cartier Bresson ve David Seymour gibi isimler tarafından kurulmuş olan bir fotoğraf ajansı. Ki Henry Cartier Bresson hem fotojurnalizmin en önemli temsilcisi olarak bilinir. Hem de zaten bunlar aslında birbirleriyle kanka sayabileceğimiz fotoğrafçılar bunlar. 1936 işte 36-39 arası İspanya'da bir iç savaş var. Ve İspanya iç savaşını belgeleyen fotoğrafçılar. Robert Capa olsun mesela. O sonradan bazı fotoğrafları manipüle etmekle itham edilmiştir mesela Robert Capa. Henry Cartier Bresson gibi önemli fotoğrafçılar. Türkiye'de mesela fotojurnalizm gündeme geldiğinde mutlaka Henry Cartier Bresson'ın adı geçer. Yani mutlaka Robert Capa pek geçmeyebilir. Çünkü onun bir iki sabıkası var bu yönüyle. Fotoğraf manipülasyonları sebebiyle. Yani bu İspanya İç Savaşı sırasında bunlar tanışmışlar, bir araya gelmişler. Aşağı yukarı aynı mantaliteyle fotoğraf çeken, dünya fotoğrafa bakış açıları birbirine benzeyen belki de fotoğrafçılar bunlar. Şöyle, şimdi bunlar aslında bir herhangi bir ajansa bağlı olarak çalışmak istemeyen, herhangi bir bağlantıları da olmayan fotoğrafçılar aslında. Çünkü siz bir ajansa bağlı olarak, bir haber ajansına bağlı olarak fotoğrafçılık yaparsanız eğer, bir takım editoryal kısıtlamalara maruz kalıyorsunuz. Bir takım yönlendirmelere maruz kalıyorsunuz mesela. Sizin çektiğiniz fotoğrafları gazeteler, basın kuruluşları öyle kullanmazlar. Mesela gittiniz, önemli bir olay varsa, bir olaylı bir bölgeye gittiniz. Belki buradan çok gülümseten bir kare çektiniz mesela. Eğer oradaki olayın son derece trajikse bu fotoğrafınızı yayınlamazlar. Halbuki o fotoğraf da bir şeydir, fotojurnalisttir sonuçta, yani mantalitesi itibariyle. Yani bu adamlar diyorlar ki evet, biz ajanslara bağlı olarak çalışmıyoruz ama kendimizi ifade etmek için de bir fotoğraf ajansı kurarsak iyi olur diyorlar. Dolayısıyla 1947'de bu dörtlünün kurdu. Bunların içerisinde George Roger da var. Dört kişi birlikte kurmuşlar. Salgado'nun bu kuruluşa dahil olması 1978. Yani Sigma Ajansı'nda çalışmaya başlamasından sonra
Bir de çok zor fotoğrafçı kabul eder şey magnumcular. Dünyada sayılarda sınırlıdır bunların. Türkiye'den de çok az fotoğrafçı var benim bildiğim kadarıyla. En son çok genç bir fotoğrafçı vardı. Suriye'deki olayları haber yapmıştı filan. Yani bunlar bir de magnumcuların 20. yüzyılın en etkili fotoğraflarını çektiklerini de görüyoruz bir taraftan. Dünyanın trajedisini, komedisini, ahlaksızlığını, efendime söyleyeyim, nasıl karşıtlıklarını, aptallıklarını çok rahat bir şekilde fotoğraflayabilmiş olan kimseler. Kısaca magnumcular aslında kimseye eyvallahı olmayan fotoğrafçılar diye tabir edebiliriz. Türkiye'de nedir hocam durum peki hani? Şimdi şöyle diyebiliriz. Türkiye'de bu konuda tabii hepimizin bildiği bazı isimler var. Şöyle diyelim o zaman. Şimdi bir de bu arada Magnum dışında bir fotojurnalizm ifadesi de geçti. Yani kim bu fotojurnalistler kimdir, ne yer, ne içerler? Belki oraya baktıktan sonra Türkiye cephesine bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Salgado bir kere fotojurnalist her şeyden önce. Foto ve jurnal kelimeleri yan yana gelince fotojurnal olur. Fotojurnal, yani birisi fotoğraf, bir tanesi haber anlamına geliyor. Şu, siz fotojurnalizmde şunu kastediyoruz. Siz eğer bir fotoğraf koyarsanız, foto, jurnal, bir de haber metni yazarsanız bunun altına, fotoğrafın altına, bunun adı fotojurnal olur. Yani fotojurnalizm olur. Şimdi Avrupa'da gazeteler, bizim işte Osmanlıca gazeteler de var bunun örnekleri. Resim yani şeysiz, görselsiz haberler basıyorlar şeyler. Birçok dergi ve gazete. Bu da tabii okumayı güçleştiriyor. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi biz artık görsellerin bombardımanına tabiyiz ya. Her gün milyonlarca görsel görüyoruz. Alıştık yani şu anda. Biz mesela bir haber metnini okumadan önce resmini görmek istiyoruz aslında bakılırsa. Şimdi fotojurnalizm bu anlamda az önce söylediğim gibi fotoğrafların altına haber metni yazma işi. Aslında temel mantalitesi bu. 1918 ile işte 33 aralığında Almanya'da Weimar Cumhuriyeti döneminde yani henüz daha Hitler ortada yok Almanya'da. Bir liberal hava var. Weimar Cumhuriyeti döneminde bir Almanya'da liberal hava var. Bu liberal hava beraberinde fotoğrafçıların elini kolunu da kolay hale getirmiş. Yani kolaylaştırmış onların işlerini. Öyle olunca biz ilk defa bu 1918-33 aralığında Almanya'da yayınlanan birçok gazete ve derginin bu mantaliteyle yayınlandığını görüyoruz. Yani fotoğrafçılar fotoğraf çekiyorlar. Bunların altına haber metinleri ilave ediliyor. Bir de şöyle bir şey var. Fotoğrafçı aslında bir dokümantasyon ya da bir dokümanter kaygısı yaşıyor fotoğrafçı. Yani onun bir belge değeri olduğunu farkında. Fotojurnalistlerin yaklaşımını söylüyorum. Fakat plastik kaygıları daha fazla bunların. Yani haber tamam önemli ama fotoğraf onlar için daha ön plana çıkıyor. Ve mesela işte çok daha eğlenceli, estetik, böyle biraz daha komik tarzda diyelim fotoğraflar kullanmışlar bunlar. Weimar Cumhuriyeti devresi 33'te Hitler'in iktidara gelişiyle birlikte tabii yani Hitler diktası başlayınca böylece bütün Almanya'da yayınlanan dergiler, gazeteler de kapatılmış. Ne kadar resimli gazete, ne kadar resimli dergi yayını varsa bunların hepsi kapatılıyor. Böyle olunca Almanya'daki fotoğrafçıların bir kısmı Avrupa'ya göç etmişler. Avrupa'nın farklı ülkelerine dağılmışlar. Önemli bir kısmı da Amerika'ya yerleşmişler bu fotoğrafçıların. Dolayısıyla 30'lu yıllar, 40'lı yıllar, 50'li yıllar aşağı yukarı boyunca bunlar son derece aktif haldeler, fotojurnalistler. Şimdi biz Türkiye'de, şöyle diyelim daha doğrusu, dünya çapında Life dergisini görüyoruz bu anlamda. Life dergisi fotojurnalizmin en önemli örneklerinden bir tanesi. Bizim Türkiye'de yayınlanan Hayat Mecmuası da Life dergisinin aslına bakarsanız bir taklidi durumundadır.
1957 yılından itibaren Türkiye'de yayınlanmaya başladı Hayat Mecmuası. Biz bunu Hayat Mecmuası ile ilgili şimdi Salgado'ya bir nokta koydum. Çok mu açtım arayı bilmiyorum makası ama Yani bu bahisten sonra hemen belgesele geçebiliriz. yani oradan dönebiliriz. Milleti de çok bekletmeyelim bu anlamda. Türkiye'de tabii bu dergi Reşat Ekrem Koç'u şeyiyle onun idaresinde diyelim. Böylece başlamış oluyor. Biz burada iki tane önemli fotoğrafçıyla karşılaşıyoruz Hayat Mecmuası'nda. Bunlardan bir tanesi Ara Güler. Hemen arkasından 6 ay sonra da Ozan abi göreve başlıyor. Ozan Sadıç. Birlikte fotoğraflar çekiyorlar dergi adına. Dediğim tarzda çok fazla resim, çok fazla fotoğraf bulunan haber metinleri çok daha fazla ne diyelim hani çok şey olmayan, önemli olmayan fotoğraf kadar. Böylece bir külliyat oluşmuş oluyor. Hayat Mecmuası'nda. İkisi aynı ofiste çalışmışlar. Bizim geçen seneler, evvel sene miydi? Benim Ozan abiyle yaptığım bir uzun bir röportaj vardı hatırlarsanız. 2019'da hocam mahalle mektubu. 2019 mu? Evet, geçen sene. Ankara'da çok uzun soluklu bir röportaj yapmıştım Ozan Sadıç'la. Şu anda Türkiye'nin yaşayan en yaşlı fotoğrafçısı ve Türkiye Cumhuriyet'in üçte birlik tarihine tanıklık etmiş birisi aynı zamanda Muazzam bir işte. arşive sahip değil mi hani o mahalle? Müthiş yani inanılmaz bir arşiv var. Şimdi Ozan abinin bu sene 2000-2020 yılı Türkiye'de Ozan Sadıççı yılı da ilan edildi. Ben orada sormuştum röportaj yaparken Ara Güler'le ilgili bir takım şeyler. O zaman bana açıkça anlattığı bazı mevzular vardı. Sonra da dedi ki bunları yazma. Şimdilik dursun falan demişti. Ben oraya Off girmeyeyim. the record bilgiler mi hocam yani? Şu an Ofta konuşsam. valla açabilirim yani. Yani eğer Yani bak şimdi Salgado'dan çok uzaklaşacaksak eğer konuşmayın. şöyle bir sorun olsun o zaman. Şimdi Ara Güler'in mesela Salgado'yla bir takım fotoğraf takasları da olmuş. Hani Evet, Salgado'dan da doğru. kopmadan. Şimdi Ara Evet. Güler hani benim bildiğim kadarıyla hani kendisine ben fotoğrafçıyım demiyor. Ben işte muhabirim diyor. Hani Ha, evet. bunun sebebi Evet. ne? Ya da Güzel. hani o Şimdi şöyle, bağlantı. bunu ben Ozan abiye sormuştum. Yani Ozan Sadıç, nasıl söyleyeyim? Ozan abi diyor ki, bu diyor, böyle ara sıra ortaya bir laf atardı diyor. Ara Güler'den için. Ondan sonra da diyor, millet bunu tartışırken karşıya geçer gülerdi diyor. Çok severdi böyle diyor. Yani mesela bu da diyor, ben onu sormuştum. Şimdi siz kendinize fotoğrafçı mı diyorsunuz, muhabir mi diyorsunuz? Bu soruyu sordum. Çünkü Hayat Mecmuası'nın ilk foto muhabirleri bu adamlar ve Türkiye fotoğraf tarihinde isimleri geçmiş kimseler. İkisi de böyle. Dedi ki yani biz tabii ben, yani kendisini foto muhabir olarak hiç tarif etmedi Ozan abi. Ama bu diyor böyleydi diyor. İşte Çiçek Pasajı'nda orada diyor garip garip hareketler yapardı. Ortaya bir laf atardı. Sonra çekilir kenara diyor. Milletin diyor kavgasını seyrederdi. İşte yok ben muhabir miyim? Ben muhabirim, ben fotoğrafçı değilim. Fotoğraf sanatçısı da neymiş falan gibi. Bal gibi de diyor fotoğrafçı olduğunu bilirdi diyor yani. Bal gibi fotoğrafçı olduğunu bilirdi. Bu ilginçmiş Ama böyle hocam yani lafları bu bilgi çok efendim. ilginç, bu bilgi çok ilginç diyorum şu an hani bahsettiğim. Evet ya böyle diyor garip bir şeydi. Rahattı diyor yani aşırı. Abi de şunu sormuştum. Abi dedim bak sen hiç dedim yani mesela Ozan Sadıç dediğimizde Türkiye'de belli kimseler tanırlar seni. Ama Ara Güler deyince ta Türkiye'nin doğusundan batısına herkes tanır falan. Seni niye tanımadılar bu kadar? Aynı dedim senelerce birlikte çalışmışsınız. Aynı ekiptesiniz zaten. Dedi ki Ara çok şanslıydı. Yani Ara dedi babadan çok şanslıydı dedi yani. Neyse oraya girmeyelim. Orası belki ama şunu söyleyebilirim bak sonra Abdullah. Son olarak şu cümleyi Buyurun kurabilirim hocam, tabii ki. ilgili. Fotojurnalistler dedik, Salgado dedik. Evet. Sonra da laf buraya kadar geldi. Ben buradan bizim dinleyicilere buradan ifade edeyim. Çünkü Ozan abi son dönemlerde bunu dile getiriyordu. Bakın şimdi Ozan Sadıç'ın ifadelerine dayanarak söylüyorum bunu. 1960 darbesinde Ankara'da fotoğraf çekiyor. Çünkü Ozan Sadıç o dönemde Hayat Mecmuası'nın Ankara muhabiri. Bunları anlatmıştı bana. Ankara'da birçok işte fotoğraflar çekiyor. Askerin arasında böyle kolay bir şey de değil tabii o yıllarda.
Sonra bunları İstanbul'a diyor gönderdiğimi, yani gönderecektim bunları, araya verdim. Sonra diyor aradan bir zaman geçti. Ben diyor Ankara'da Ulus'ta gezerken bir gazete bayinin önüne geldim. Ya şu Paris Match'te ne var acaba diye bir bakayım dedim diyor. Yabancı dergilerde alırdım o zaman diyor. Dergiyi bir açtım diyor. Benim fotoğraflar ama altında Ara Güler yazıyor diyor. Vay be. Şimdi bak düşün Çalmış yani. yani. Ya evet resmen hırsızlık var ortada. Ondan sonra çok kızdım ama diyor. Yani şimdi darbe günü fotoğraf çekeceksiniz orada. Bir de gözaltına da almışlar üstelik. Bana uzun uzun anlattı. Ben onları yazmıştım röportajda. Gözaltına alınmış. Bir sürü takip falan uğramış. Takibe uğramış. Siz fotoğrafları çekiyorsunuz. Adam arsız bir şekilde alıp bunun altına kendi adını yazıp yayınlıyor. Şimdi bunu bana şey demişti ya, aman ki söyleme kimseye falan demişti. Son görüşmelerimizde Şu an bunu ilk baktım. defa mı söylüyorsunuz hocam? Yani ben ilk defa söylüyorum şu Evet, anda. ben de O da kaydediyorum zaten bu röportajı şu an. O zaman o da böyle bir şey söylemişti. Yani bu diyor bir değil, iki değil falan tarzında şeyler. Halbuki bir şey söyleyeyim. Ara Güler'in kimsenin fotoğrafını almaya ihtiyacı falan yok. Ama şeytana mı uydu ne yaptıysa bilmiyorum. Baktım diyor Avrupa'nın en çok satan dergilerinden düşünen Time dergisinin Avrupa ayarında bir dergi bu. Herkes onun imzasını görüyor orada. Bir kere Ara Güler kesinlikle fotoğrafçı. Yani onu söyleyebiliriz. Tamam, fotoğraf sanatçısı lafını ben de kullanmıyorum. Ben zaten amatör birisiyim netice itibariyle. Fotoğraf sanatçısı lafını kabul etmeyebilirler. Ama Ara Güler foto muhabiri falan değil. Eğer bunu söylüyorsa eğer foto jurnalist olduğunu söylüyor demektir burada. Yani birisi ben foto muhabiriyim diyorsa budur. Yoksa Ara Güler'in inanılmaz güzel kareleri var. Yani Ara Güler'in İstanbul'u gibi yoktur. Yani Allah'tan çekmiş yani öyle İstanbul karelerini. Bulamazsınız yani. Nerede bulacaksınız? evet. Müthiş bir gözü var adamın. Şimdi bu bir kenara koyacak falan değiliz bunları. Fakat Ozan abi bunlar bunu söyleyince böyle bir iki yerde bak dedim söylerim bak ona göre dedim ya şimdi böyle böyle bir şeyler varmış falan diye ifade ederim. Ha, bu Ara Güler'de ne kaybettirir onu bilemiyorum ama ben bunu burada söylemiş olayım. Evet hocam, Şimdi demek ki Salgın bizler, Güler evet, biz hep biliriz ki hani edebiyat dünyasının böyle arka planında bazı şeyler yaşanıyor. Demek ki fotoğraf dünyasının arka planında ilginç şeyler varmış. var tabii canım yani belki de her meslek grubunda var Abdullah bunlar yani Evet. böyle fotoğraf aşırmalar işte manipüle etmeler falan ondan sonra bunlar bu tarz şeyler oluyor. Bu tarz şeyler olmaya da devam edecek aslında. O yüzden tabii fotoğrafta telif işi şu anda çok ciddi bir haliyle geldi. Mesela Ankara'da yine Hamit abinin fotoğraflarını izinsiz kullanmışlar şeyde billboardlarda vesaire. Gidip şey demiş onlara bir turizm şirkette fotoğraflarını kullanınca demiş ki Ankara'da billboardlar benim fotoğraflarla dolu. Bunu niye kullanıyorsunuz? Haberim yok falan deyince şirketin sahibi demiş ki ya alt tarafı fotoğraf işte demiş yani aldık kullandık demiş. Demiş ki bak bunlar emek ürünü şeyler. Böyle ağzınızın ucundan böyle konuşacağınız şeyler değil. Bunu demiş ya yani ya anlaşmayanla gidersiniz ya da mahkemeye veririm. Mahkemeye falan gitmek üzerelerken şirket fark etmişti bunu. Yani şu anda fotoğrafta haklarımız son derece önemli. Turgay Bilge'nin bu konuda avukat Turgay'ın arkadaşımız onun bir kitabı var. Merak edenler varsa fotoğraf ve haklarımız diye Türkiye'de şu ana kadar yayınlanan tek hukukçu eseri benim bildiğim kadarıyla. Peki şimdi Salgado'ya devam edelim. Evet. Şimdi kimileri Salgado için tabii antropoloji fotoğrafçısı diyorlar. Kimisi foto muhabiri diyorlar belki. Kimisi efendim işte aktivist fotoğrafçısı gibi değişik unvanlar kullanıyorlar. Salgado diyor ki bu aslında ben hepsinden daha fazlası oldum. Yani hepsinden daha fazlası oldum burada diyor. Ve bunu da zaten birçok yayınıyla yaptığı işlerle gösteriyor. Biz şimdi Salgado konusuna bir nokta koymuş olalım. Salgado'nun kısaca burada fotoğraf mantalitesi, hayatı neyse bunlarla ilgili bazı şeylerden bağ konuştuk. Biraz da sınırın dışına çıkarak Türkiye'ye geldik gittik falan. Evet, Şimdi belgesele sen dönelim isterseniz. yani oradan fotoğrafları açarsan biz şimdi ilk 18 fotoğraf burada 18 fotoğraf göreceğiz. Şu an gözüküyor mu hocam? Evet ben görüyorum şu anda. Herkes de görüyorsa
bunlarla ilgili öncelikle konuşmanın başında bir ifade kullanmıştım. Eğer Salgado bir şey söylememiş olsaydı biz fotoğrafıyla ilgili konuşacaktık. Yine konuşacağız tabii de. Fakat bir fotoğrafçı kendi fotoğraflarını izah ettiği için en iyi şey onun söyledikleri üzerinden konuşmak olur. Abdullah, birinci fotoğrafa gelirsen eğer. Evet hocam. Evet. Gördüğünüz gibi burası Brezilya'da, Serra Pelada altın madeni burası. Yani ilk başlarda yani şöyle bir fotoğrafı görmek insanı çarpıyor her şeyden önce. Ya karşıda merdivenler görülüyor. Madenin ne kadar derin olduğunu, işte madenin boyutlarını görmüş oluyoruz. Küçük küçük geçebiliriz buradan. Salgado diyor ki bu muazzam çukurun kenarına geldiğimde vücudumda diyor tüyler diken diken olmuştu. Bunun gibi bir şey daha önce hiç diyor karşılaşmamıştım. Burada durabiliriz biraz. Piramitlerin inşasını görüyordum adeta diyor. Gerçekten de bu fotoğrafa bakan birisinin bu son derece müstekbir adamların yaptıkları biliyorsunuz özellikle eski çağlarda inanılmaz eserler var. İnsan vücuduyla ancak insan gücüyle yapılabilecek devasa şeyler. Böyle bir sahne sanki karşımıza çıkıyor. Sizler de bu tarz kareleri gördüğünüzde herhalde tahmin ediyorum çok farklı düşünmezsiniz eğer. Ben diyor burada piramitlerin inşasını gördüm. Babil Kulesi'ni, Hazreti Süleyman hazinelerini gördüm. Burada diyor geçebiliriz. Tek bir makine yoktu diyor. Tek bir makine sesi yoktu. İnsan uğultusu vardı burada diyor. Hakikaten de mesela bu merdivenlerle ilgili de konuşuyor. Diyor ki bu merdivenlerden düşme şansınız yoktu diyor. Bu fotoğrafı en son göreceğiz ya da bir tane daha olabilir bu fotoğraftan. Evet, sonda var bir tane daha hocam. Evet, bir geriye gelebilir miyiz? Orada madenin bazı bir önceki fotoğraf olabilir. Evet. Şimdi mesela burada şey diyor yani insanların adeta burada diyor zamanın başlangıcına döndüğümü hatırlıyorum adeta diyor. Altının diyor insanların ruhuna olan fısıldayışını adeta diyor hissediyordum diyor. Şimdi şuradan burada gördüğümüz o mesela orada biri oturmuş karşıda bölüm bölüm yerler var. Buralardan çıkarılan şey topraktan herkesin diyor bir çuval alabilme hakkı vardı. Ve diyor insanlar sırtlarına çuvalları alıp çıkıyorlardı. Bu diyor çuvalın içerisinden yani oraya dökülürdü. Bazen belki diyor bir kilo kaç kişi çalışıyorsa bir bölmede oradaki her bir şey bir bölme olarak varsayalım. Belki diyor bir kilo altında çıkabilirdi. Bazen hiç de bir şey çıkmayabilirdi. Sadece toprakla çıkabilirdi. İşte diyor o anda bireyin özgürlüğü tehlikeye girerdi burada diyor. Bu da diyor işin kölelik boyutu. Bu zenginliğin diyor insanlar, kölesi. Evet. Evet geçebiliriz, altın. Devam edebiliriz. Hakikaten de şu fotoğraflarda sanki köleler çalıştırılıyorlarmış gibi değil mi? Köleler varmış da, evet. Bunlar gönüllü köleler. Diyor ki bunlarla ilgili olarak Brezilya'nın çok farklı bölgelerinden mesela diyor tarım işçileri, üniversite mezunları, işsizler, gençler, para kazanmak. Entelektüeller. Efendim? Entelektüelleri de ekliyordu. Entelektüeller de vardı diyor burada. Çok sayıda diyor mesela. Zaman zaman burada kavgalar olmuş belli ki herhalde. Birini yakalamışlar. Adamı hırpalamışlar tahmin ediyorum. Yani bunların hiçbirisi köle değildi diyor. Şu fotoğraf son derece mesela etkili bir fotoğraf. Çok etkili. Yani buradaki karelerin hepsi ne diyelim tekrarı olmayan kareler. Kendisinden başka kimse bu madende fotoğraf çekti mi bilmiyorum ama ya inanılmaz fotoğraflar. Bir de Salgado'nun siyah beyaz tercihleri ben zaman zaman söylüyorum şu fotoğraflar renkli olsaydı bu fotoğraflar bize fazla bir şey söylemeyeceklerdi. O yüzden siyah beyazda daima bir hikaye vardır renklere göre. Siz fotoğrafın arka planını, fotoğrafın arkasını görürsünüz. Çünkü neydi kural renkli fotoğraflar insanların kıyafetlerini gösterir. Siyah beyaz fotoğraflarsa ruhunu demiş ya. Evet. Bu örnekte olduğu gibi burada genellikle geniş açıyla çekilmiş fotoğraflar. Bakın mesela yukarıya çıkarıyorlar şeyleri sırtlarında çuvallarla altınları çıkarıyorlar ve burada bunları ayrıştırıyorlar. İşte diyor buradan bazen bir kilo altın çıkabilirdi.
Bazen de hiçbir şey çıkmayabilirdi. Altın çıkarsa o zaman kişinin hayatı tehlikede anlamına gelirdi bu diyor mesela. Çok enteresan, çok zor bir proje aslında. Burası Salgado'nun kendi memleketi aslında ama görmediği, yani hiç tahmin bile edemeyeceği bir yer yani, öyle söyleyelim. Hocam şöyle, şu yönetmenin aslında fotoğrafçıyla tanıştığı... Evet, fotoğraf. Bu kaç numaralı bilmiyorum. Sende 19 mu? Evet, 19. Evet, şimdi bu fotoğraf aslında bu belgeselin hazırlanmasına gerekçe olan fotoğraf. Öyle söyleyeyim. Filmin belgeselin yönetmeni Wim Wenders'ı başka hatırlayan var mı bilmiyorum. Paris Texas filmini seyreden varsa tahmin ediyorum hatırlar. Ayrıca onun bir de Kübalı müzisyenlerle ilgili bir belgeseli daha var. Ben herkese tavsiye ediyorum. Wim Wenders enteresan bir yönetmen. Kübalı cazcılarla ilgili mesela isimleri unutulup gidecek bir takım adamların belgesellerini çekerek, hani derler ya tabiri caizse, ölümsüzleştirmiş bir yönetmen. Çok güzel projeler imza atmış birisi bu yönüyle. Şimdi Wim Wenders bu diyor ki, ben bu fotoğrafı, şu fotoğrafı kastederek, ben bunu ilk defa 20 yıl kadar önce bir galeride gördüm bunu. Kimin çektiği hakkında bir fikrim yoktu ama diyor, fotoğraf beni büyüledi. Bu fotoğrafı gördükten sonra dedim ki bu inanılmaz maceracı bir adam. Ve diyor, kartın arkasını çevirdiğinde orada diyor bir pul yapıştırılıydı. Pul vardı, bir de imza vardı. Sebastião Salgado yazıyordu diyor. Merak ediyor yani kim olduğunu. Sonra bir başka fotoğrafını daha görüyor Salgado'nun. Bu da gerçekten mesela bana bir geri gelebilir miyiz tekrar? Mesela direkt de ellerini bağlamış kişi bana böyle sanki çarmıhta İsa şeyini hatırlatıyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Fotoğraflara karşı fotoğrafları hepimiz çok farklı gözlerle izliyoruz biliyorsunuz. Salgado da söylüyor bunu zaten. Diyor ki bir sürü fotoğrafçıyı bir alana koysanız, bir yere koysanız onları, her biri farklı bakış açılarıyla çekerler. Ben onu şöyle düşünüyorum. Herkes bana göre de kendi müktesebatıyla çekiyor bu tarz fotoğrafları aslında. Kendi birikimi doğrultusunda çekiyor. Bir de kendi geçmişi doğrultusunda çekiyor ki Salgado bunu da söylüyor. Mesela görüntülere, eşyaya ya da bunları sabitlerken ki bakış açılarımız sadece birikimlerimiz de değil, yetişme tarzlarımız da, inançlarımız da aslında buna etki ederler. Dolayısıyla vizörün arkasındaki kimse orada herhangi bir kareyi netleyeceği zaman ya da onu donduracağı zaman işte bu dünyayla hareket ediyor. Dolayısıyla Salgado da diyor ki doğup büyüdüğüm toprakların tahmin ediyorum bana kattığı şeylerle bu fotoğrafları çekiyorum ya da çektiğimi hissediyorum diyor. İşte bu fotoğraf Wim Wenders'ın bu adam kim acaba, nedir, neyin nesidir diye merak ettiği, belki tanışırsam bir belgesel çekerim diye düşündüğü şey fotoğraf oluyor. Bir sonraki fotoğraf burada diyor ki bu fotoğraf beni daha fazla etkiledi. Kör bir berberi kadın. Bu fotoğrafı diyor aldım. Satın almış bu fotoğrafı oradaki galeriden. Sonra da diyor bunu masamın üzerine koydum. Ne zaman görsem gözyaşlarını boğardı beni diyor. Benim felsefemde insanları önemseyen insanlar son derece önemlidirler. Bu iki fotoğraf işte şu arka arkaya gelen, bir geriye gelip bir daha hatırlayalım. Evet, bu altın madenindeki fotoğrafla şu iki fotoğraf bu belgeselin çekimi için yeterli bir şey hazırlamış oluyor Wim Wenders açısından. Ve böylece buluşmaya karar veriyorlar iki fotoğrafçı. Ve bir yolculuk başlıyor değil mi? Evet, böylece bir yolculuk başlıyor. Bu yolculukta şey gidiyorlar, Endonezya'ya gidiyorlar. Endonezya'nın Batı Papua dağlarında bir yerli halkı görmeye gidiyorlar. Zaten Salgado'nun yaptığı önemli projeler kimselerin bilmediği dünyalara girmek aslında bakılırsa. Mesela kendisi özellikle Ruanda savaşının fotoğraflarını, yani Ruanda dönüşünden sonra diyecektir ki Yugoslavya İç Savaşı, Bosna Savaşı sırasında da söylüyor bunu.
midesi kaldırmıyor artık belli bir süre sonrasında ve bir daha gitmiyor o bölgelere. Çünkü hastalanıyor adam yani. Diyor ki her dağın ötesinde bir hikaye var. Mutlaka görülecek şeyler var. Ve ben çok hayal kurardım. Dağların arkasında neler olduğunu merak ederdim diyor. Çocukluğunda, bizim çocukluğumuz da son derece önemli. Bizim çocukluğumuzdaki hayallerimiz de ilerisi için projeksiyon tutan şeyler netice itibarıyla. Dolayısıyla burada bu belgeselin çekimlerinin de ilk fotoğrafları. Yani Wim Wenders aslında burada Salgado'yu tanımak istemiş. Dolayısıyla Wim Wenders, Salgado ve Salgado'nun oğlu beraber bu projelerde yer almışlar. Sonraki projesi, bu da babası. Diyor ki Salgado hiç laftan sözden anlamazdı, çok hareketliydi diyor. Bir baltaya sap olmayacağını zannediyordum falan diyor ama diyor ekonomist oldu falan. Yırttı paçayı falan diyor. Ya, insanı gibi konuşmuyor mu hocam? Evet aynen öyle yani zibidi falan hani derler ya. Benim lafımı dinlemiyor falan tarzında belki. Tabii Wim Wenders'in şöyle bir şeysi var ifadesi. Ben diyor Salgado'nun bir fotoğrafçıdan fazlası olduğunu fark etmiştim bu seyahatlerde diyor. Bir de tabii Salgado ne kadar para kazanmışsa bunları ekipmanlarına yatırmış. Dolayısıyla çok güzel fotoğrafları bulabiliyoruz böylece. Devam edebiliriz. Buradan evet, bu da Leyla Vanik'le işte evlendiği günün fotoğrafı. Kafada bir tane saç yok şimdi tabii haliyle. Adam 70'ine geldi normal. Evet, geçebiliriz. Sanırım şimdi Nijerya. Evet, şimdi 1973 tarihli iki fotoğrafını göreceğiz burada. İki fotoğrafı var. Nijerya'da çektiği fotoğraflar. Yani bu fotoğraflar Londra'da çalışırken Dünya Bankası'nda Afrika'nın kahve operasyonları sırasında çektiği fotoğraflar. Bu fotoğraflar tahmin ediyorum ki Leyla Vanik'in kendisine verdiği Pentax makineden çıkan fotoğraflar. Çünkü son derece düz ama kadraj olarak da sağlam fotoğraflar. Mesela Salgado şöyle bir fotoğraf çekmemiştir bir daha. bu fotoğraf ilk fotoğrafları belki. Öyle söyleyeyim. Mesela biz bazen bu tarz fotoğrafları kusurlu görebiliriz. Kusurlu görmemize gerek yok aslında. Fotoğrafçıların tercihleri olabilir bunlar. Böyle fotoğrafçılar kendi aralarında mesela yok ayak çıkmamış, ayağı kesmişsin, kolunu kesmişsin falan diye değişik böyle birbirlerine eleştirilerde falan bulunurlar. Ya bırakalım herkes kendini nasıl çekeriz? Çeksin yani herkesin hayatı algılama biçimi birbirinden çok farklı. Böyle olunca da kareleri sabitleme, dünyayı dondurma sahneleri onlar da çok farklı olur haliyle. Bu iki fotoğraf Nijerya fotoğrafı. Diğer fotoğraflara geçebiliriz buradan. Evet, diğer Amerikalılar evet, adını verdi. Diğer Amerikalılar projesi için Güney Amerika, Güney ve Orta Amerika bölgelerinde, kıtalarında daha doğrusu yaptığı seyahatlerden ilettiği şeyler, fotoğraflar bunlar. Güney Amerika'yı baştan başa geçiyor Salgado burada. Bu proje 1977-84 arası en uzun soluklu projelerinden bir tanesi. Köylerde fotoğraf çekmiş. Özellikle dağlarda çok fazla. Diyor ki orada bir detay olarak söyleyelim. Bakın mesela bu fotoğraflar çok etkileyici, vurucu fotoğraflar. Bir de insanlar, fotoğrafçılar gittikleri yerde öyle kolay kolay çok rahat fotoğraf çekemeyebilirler. Mesela şurada evin içine girmek zorunda fotoğrafçı. Birisinin mahrem alanına girmek zorunda. Orada Ekvador'da Gabicho diye bir rahiple tanıştım diyor. Burası Meksika. Buraya gelmeyelim. Az geride durabiliriz. Bir rahiple tanıştım. Adam diyor aynı zamanda kooperatif neydi? İşte sosyal projeler falan yapıyordu diyor rahip. Ondan kanka olmuşlar ve diyor benim giremeyeceğim bir yerlere diyor birlikte girebilmiş olduk diyor. Gerçekten de insanlar tanımadıkları yerlerde mesela belgesel fotoğrafçıların en çok rahatsız oldukları, onları en çok sıkıntıya sokan şeyler bilmedikleri coğrafyalarda karşılarına ne çıkacağıyla alakalı. Mesela geçen sene ben İran'da gezerken yani İran'a gitmeden önce dediler ki hocam sen İran'da fotoğraf falan çekemezsin. Niye çekemem dedim. Yani dediler İran işte orası yani. Hani Türkiye'den de bazıları diyorlar ya beğenmiyorsan İran'a git filan diye. Yani bence bu lafı edenlerin İran'a gitmelerinde bir fayda var.
İran'daki entelektüel seviyeyi görünce belki utanabilirler yani, öyle söyleyeyim. Onunla, ben İran'da çok rahat fotoğraflar çektim. Birileri bu tarz şeyler söylediği zaman kale almamak lazım. Bizi izleyen arkadaşların içerisinde İran'ı görmek isteyenler varsa COVID'den sonraki süreçte derhal hemen gitsinler. Paramız değerlenmiş İran riyalı karşısında. Bu tiyoyu buradan vereyim ondan sonra. Burada diyor işte o rahiple tanıştım. Devam edelim burada. Meksika'ya mı geçiyoruz? Meksika'ya geçiyor. Daha sonra hayatlarına müzikten kazanan, ondan sonra çalgıcıların yer aldığı, eğlenceli insanların bir arada olduğu fotoğraflar. Evet, geçimlerini diyor müzikten sağlayan. Buraları görme imkanı yok. Ha, işte bakın burada sağda Salgado'yu görüyoruz. Bize göre sağ tarafta. Bir, diyor ki sonradan tanıştığım bir rahip bana dedi ki, benim o zaman diyor uzun böyle kızıl saçlarım, kızıl sakallarım var. Bana dedi ki diyor, bak Sebastiano, sen Tanrı tarafından bizi gözetlemek üzere gönderilmiş birisin. Tanrı senin raporlarını alacak. Sen bizi gözledikten sonra işte demek ki bizim hakkımızdaki raporları Tanrı'ya iletiyorsun filan. Adeta peygamber gibi filan gördüler diyor. Çok enteresan. Bu ne demek? Düşünün Ant Dağları, dünyanın en uzun sıra dağ grubu. Çok yüksek dağlar, 3000-4000 metre yüksekliğinde ve başkalarıyla temas etmemiş insan gruplarıyla bir araya geliyorsunuz. Gayet normal herhalde. Bilmiyorum böyle bakıyor olmaları. Bu fotoğraflar Meksika'da çekilmiş olan fotoğraflar. Bu fotoğraf da çok etkileyici değil mi hocam? Burada evet, bu da çok fazla etkileyici. Bu fotoğraf üzerinde birkaç kelam etmiş. O diyor ki orada bir portrenin gücüne saliseler içinde kişinin hayatını diyor yakaladığınız bir anlık bakışta yatar. Gözler çok şey söyler. Gözler çok şey söyler. Ve bir hediyeden bahsediyor. Yani kişiler size bunu hediye ediyordur aslında. Evet, kişiler aslında siz diyor bir portre sadece size ait değildir. İnsanlar onu size hediye ederler diyor. Şimdi portre fotoğrafları çekmek de hiç kolay falan değil. Dediğim gibi özellikle dışarıda mesela sokak fotoğrafçılarında çok sıkıntı çektikleri fotoğraf türlerinden bir tanesi. Çünkü insanlar dünyanın her yerinde hemen hemen fotoğraflarının çekilmesini istemiyorlar nedense. Özellikle Avrupa'da, genellikle Avrupa'da çok rahatsız oluyorlar. Kaldı ki yani bir de onların portrelerini çektiğinizi varsayın. Bununla ilgili olarak da tabii izin almanız vesaire falan gerekiyor. Portre fotoğrafı, sokakta portre fotoğraf çekecek olan birilerinin izin almasında fayda var. Ama doğal görünüşü yitirmek pahasına bunu kim düşünür bilmiyorum. Çünkü insanlara bana bak dediğinizde bütün doğallıkları bozulur portrelerde. Bu da yine Meksika'da çektiği fotoğraflardan bir tanesi. Devam edebiliriz. Salgado'nun Güney Amerika, evet burada şöyle başlıyor size. Kardeşimin diyor, bu Brezilya yolculuğu artık öyle diyelim. Benim biraz önce, yani şimdi senin şu ana kadar açtığın fotoğraflar Salgado'nun Güney Amerika gezisinden birkaç fotoğraftı. Evet. Yaklaşık 10 yıl kadar sürmüş. Yani düşünün, evden çıkıyorsunuz, 10 yıl sonra geri dönüyorsunuz. 10 yıl 6 ay sürmüş. Sonra da eve dönüyor. Eve de pek dönmüyor aslında. Bu fotoğraf serisiyle birlikte Brezilya'da ben 6 aylığına fotoğraf çekmeye çıkacağım diyor. Ve 2 yıl sürüyor bu projesi de. Bu birden 6'ya kadar herhalde bu fotoğraflar Brezilya'da çektiği fotoğraflar. Evet. Duralım burada. Bir geri gelelim. Bir daha geri gelebilir miyiz? Evet, burada yine Brezilya'da kendi halkının yaşamıyla ilgili bir takım çekimler yapıyor. Öyle herkes kolay kolay böyle oturup fotoğrafçılara poz vermez. Yani fotoğraf, dışarıda fotoğraf, insan özellikle fotoğraf çekecek olanların iletişim becerilerinin bana göre iyi olması lazım. Alttan girip üstten çıkması lazım. Yoksa insanlar habersiz fotoğraf çekildiğini görmekten rahatsız oluyorlar. Bu sizi de rahatsız edebilir bazen. O yüzden son derece samimi ilişkiler belki ya da bir kurmak lazım. Bir merhaba demek lazım en azından. Birisini şak diye fotoğrafını, yüzünün fotoğrafını çekmektense. Evet, hocam, burada yüzlere baktığımız zaman kendisinde bir ifadesi var ya. Hani kaderci bir yüz ifadesi. Evet, evet yani, ya. Yani son derece değil mi? Yani baktığımız zaman gülümseyen bir insan yok şu fotoğraf.
Doğru, evet. Yani son derece, ya bunlar çok tipik Hristiyanlar yani, öyle söyleyebiliriz. Herkesin bakış açıları, şeyleri, bakışları birbirine ne kadar benziyor, değil mi? Evet. Yani bu da tabii fotoğraf makinesine o güne kadar çok uzak olmalarının da belirleyici bir yönü olabilir hocam. Olabilir yani, evet. Fotoğraf makinesi tabii işi değiştiriyor her zaman. Burada bir düğün yemeği masası görüyoruz. Sol tarafta gelin ve damadı görüyoruz. Ondan sonra tipik bir işte Brezilya ailesi. Evet, buraya geçebiliriz. Buradaki fotoğrafla ilgili de konuşuyor. Burada cenaze, çocuk cenazesi götüren bir kafileyle karşılaştığını ifade ediyor. Duruyor orada, arabasından inerek hemen işte fotoğrafçının ileri görüşü bu. Yani oradan mesela basıp geçebilirdi. İşte basıp geçseydi orada Salgado bize bu fotoğrafı vermeyecekti. Yani orada bir şey olduğunu fark etmiş ve arabasını durdurarak bu cenaze götüren toplumun fotoğrafını çekmiş. Bir sonraki karede ve bunu takip eden karelerde, iki kare var zaten, biz burada postmortem fotoğraf görüyoruz. Şimdi bu fotoğrafla ilgili olarak da enteresan bir açıklaması var. Şimdi bir kere biz fotoğrafçıların aslında sosyal arkeologlar olduğunu da söylememiz lazım. Yani ben fotoğrafın bu anlamda yani arkeologlarla, arkeolojinin çalışmasıyla bir ilgisi olduğunu ya da bir benzerliği olduğunu da düşünüyorum burada. Şimdi diyor ki Brezilya'da vaftiz edilmeden eğer bir çocuk ölürse onların cennete gitme haklarının olmadığına inanılır. Vaftiz edilmeden ölen çocukların cennete gitmeye haklarının olmadığına inanılır. Eğer diyor bir çocuğun gözü kapalıysa o vaftiz edilmiştir. Açıksa yolunu bulsun diye gözleri açık bırakılır diyor mesela burada. Aksi takdirde diyor sonsuza kadar diyor dolanır durur diyor. Yani vaftiz edilmemiş ama çocuğun gözü kapalı. Bu diyor sonsuz bir şeyde çemberde dolanıp durması diyor. Bu tür çocukların yani vefat ettiğinde limbo dedikleri diyor bir yerde dolandığına, ruhlarının burada olduğuna inanılır. Haliyle burada bak yine sosyal antropoloji çıkıyor karşımıza ve postmortem fotoğraf çıkıyor. Oraya da bir parantez açabiliriz hocam. Postmortem bir fotoğrafçılık alanı aslında değil mi bizatihi? Evet. Postmortem tabii bir fotoğrafçılık türü. Yani son 50 yılda revaçta olmayan ama özellikle yüzyılın başından 1950'lere kadar birçok Avrupa'da özellikle Amerika'da çok fazla ne diyelim ilgi görmüş bir tür postmortem fotoğrafçılık. Ne demek postmortem fotoğrafçılık? Ölü kişinin fotoğrafçılığı anlamına geliyor postmortem. Ve bunu bir törenle yapılıyor değil mi? Hani bu. Tabii. Postmortemde şu var. Mesela burada bir tören var. Diğer yani cenaze merasimlerinde mesela aileler fotoğrafçıları kendileri çağırmışlar zaten. Evet. Çocuklarının fotoğraflarını çektirmişler. Bir de bunun daha ileri boyutu da var Abdullah. O da şöyle. Stüdyolara ölüyü götürme. İlginç bir hocam. Bayağı acaba. Evet, stüdyolara ölüler götürülüyor ve mesela o kadar çok rağbet görmüş ki 30'lu yıllarda filan fotoğraf hanelerde bunun için aparatlar düzenlenmiş. Mesela diyelim bir hani bir çocuk ölmüşse anne baba çocuğu götürüyorlar oraya fotoğrafhaneye. Normal anı fotoğrafı çektirir gibi kucaklarını alıyorlar mesela ve orada fotoğraf çekimi yapılıyor. Şimdi karanlık bir ortam olunca pozlama süresi farklılaşır orada. Mesela o tür fotoğraflara, postmortem fotoğraflarda hangisinin ölü, hangisinin diri olduğunu rahat görürsünüz o evet. Tür fotoğraflarda. Kim net çıkıyorsa o ölüdür. Evet. Pozlamaya takılmaz çünkü. Çünkü pozlama sırasında hareket ederseniz o zaman şey olursunuz, flu olursunuz. Hareket kaybından dolayı görünmeye çok temiz görünmezsiniz. Evet. İşte kucaklarına oturtmuşlar. Mesela yetişkinler için de değişik aparatlar kullanılmış. Adam 40 yaşında ölmüş mesela. Takım elbiselerini giydiriyorlar. Koltuğa oturtuyorlar. Mümkünse bacak bacak üstüne attırıyorlar ve asil bir adam pozu verdiriyorlar mesela. Bu postmortem fotoğrafçılığı ben son dönemlerde Pinterest'te görüyorum. Son dönemlerde biraz daha sanki
Hortlatılmış gibi falan bir şey. Yani ben şunu hatırlıyorum, mesela selfie çekenler olmuştu Türkiye'de Evet, hatta. evet. Yani sosyal medyanın artık Doğru. böyle o doyum eşiğinin tam ilk aşamalarında işte babaannesi ölen biri işte fotoğrafını çekebiliyordu ve paylaşıyordu bunu. Buradaki temel sahipler ne bilmiyoruz tabii de, hani bakıldığı zaman birazcık da ontolojik olarak hani onların kendi inanç değerleriyle de ilgili. Hani bizdeki birazcık da biraz ifşa kültürüyle ilişkili, ama hani bakıldığı zaman Batı'da yapılan bu iş birazcık da ontolojik bir durum gibi. Evet, yani bizde tabii bu kültürel ve geleneksel değerlere, inanç durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Fotoğrafın çekildiği coğrafya. Yani Batı'da bu tarz fotoğraflar belli dönemlerde yaygın olmuş. Bizde mesela ben hiçbir stüdyomuzda Türkiye'de bunlarla ilgili çalışmalar da yaptım. Türkiye'deki önemli fotoğrafhanelerin geçmişleriyle ilgili. Mesela bir ölü fotoğrafı geldiğini hiçbir yerde okumadım. Olsaydı Reşat Ekrem Koç'u zaten bunu özellikle ifade eder tahmin ediyorum. Biz de bir şekilde bunları görmüş olurduk. Bu fotoğraflar Brezilya'da çekilmiş olan fotoğraflar. Bakın mesela yine burada hayat ve ölümün ne kadar iç içe olduğunu gösteren bir başka kare. Ya bu fotoğraflar iyi ki var ya. Yani gerçekten yani. Şimdi fotoğrafçı olmasa ben bunu nereden görebilirim ki yani? Mehmet ne diyorsun yani? Ben nasıl göreceğim bu fotoğrafı, değil mi? İyi ki, iyi ki varsınız Muammer Yok Hocam, ben değil çok ya. iyi. Ben bana söyleyin diye demedim canım. Hocam Yok estağfurullah. aslında ben onu da hani konuşalım istiyorum. Muammer Hocam da bu arada arkadaşlar birçok ülkeye gitmiş. Hakikaten hani sergilerde de beraberdik hocamla. Hocamın da hatta siyah beyaz bir sergisi olmuştu. O dönemde biz konuşmuştuk fotoğraf üzerine bol bol. Belki son kısımda hani sizin de sorularınız olursa Muammer Hocam özelinde onları da burada konuşuruz. Evet, olabilir. Onlar konuşabiliriz. Ya bizim fotoğrafçılığımızdan ne olur? Yani ben o kadar iddialı falan Estağfurullah hocam. yani gördüğümüz kareleri şey yapıyoruz. Yani kaybolup gitmesini istiyoruz. Bakın mesela burada tabutlar var, muzlar var bir tarafta, meyveler var. Çocukların elinde de dondurma var. Yani mesela hayat ve ölüm ne kadar doğal karşılanıyor ya şu karede. Her yerde göremeyeceğimiz şeyler. Yani isteyene tabut, isteyene muz şeklinde burada Tabut satıcı kiralıyordu. markette, bakkalda değişik bir alternatif sunuyor. Mesela bizim hangi bakkalımızda tabut satılır mesela, değil mi? Yok böyle bir şey. Ben Bedesten'de kefen satılıyordu hani o tabii. Benesten'de doğru. Benesten'de kefen vardı. Yani bunlar gerçekten sıra dışı kareler. İşte bu Salgado'nun bitip tükenmek bilmeyen kiralık tabut. Evet. İsteyen kiralık olarak alabiliyor, isteyen de şey yapabiliyor. Bunları sahipleniyor, parasını veren alabiliyor da. Ne kadar öğrenmeye meraklı olduğunun da aslında bir başka göstergesi. Yani fotoğrafçılar genelde meraklı olurlar. Özellikle dokümanter fotoğrafçıların böyle enteresan merakları var. Çünkü tarih, onlara biz tarihçi de diyebiliriz, sosyolog da diyebiliriz. Mesela Salgado ciddi anlamda bir sosyolog olarak çok rahatlıkla onun bir sosyolog olduğunu söyleyebiliriz. Salgado'nun bir sosyal arkeolog olduğunu ifade edebiliriz bu noktada. Gerçekten bir antropolog olduğunu da söyleyebiliriz. Biz de mesela bu tarz fotoğrafçıların sayısı fazla değildir. Yani çok fazla fotoğrafçı yetiştirememişiz bu anlamda. Bizimkiler daha çok dedikodu yapmışlar kendi mahallerinde. Bu anlamda sosyal belgeselcilik fotoğrafçılığı ya yok demiyorum. Ama mesela bir Salgado'muz yok yani ya da ne bileyim işte illa karşılaştırmak gerekiyor mu bilemiyorum. Bir sonraki şeye geçebiliriz. Hocam, kronolojik olarak da şey fark ettim. Sürekli böyle ölüme yaklaşan bir şeyi var yani. Fotoğrafla mesafesi var diyeyim. Evet. O bir süre sonra işte ölümden doğaya, tabiata doğru yöneliyor. Evet çok haklısın Mehmet orada. Gerçekten de çok fazla ölümle burun buruna gelmiş bir fotoğrafçı var karşımızda. Bir de yani çok kimselerin uğramadığı coğrafyalar. Zaten kendisini demek ki böyle bir şey gönüllü olarak attığı için öyle söyleyeyim. Farklı dünyalarla karşılaşmak bile aslında bir şey değil mi? Sakin yaşama belki beklentisi, belki bir daha ölüme yakın olma yani. Yoksa adam şimdi yani Londra'da bürokrat, Paris'te çalışıyor. Kalabalıkların içerisinde orada kafelerde oturabilirdi Şanzelize'de.
Bunu yapmıyor. Bir arayışı var adamın. Yani dolayısıyla bunu bir ontolojik olarak tabii ki bir gerçekliğini ifade edebiliriz burada. Evet, o arkadaşımız Ebru yazmış orada. Hatta diyor ki bir neydi? Bir büyük bir dev kaplumbağanın fotoğrafını çekiyordum diyor. Bu son projeler, Genesis projesinin içerisinde ifade ettiği şeylerden bir tanesi. Büyük bir dev kaplumbağayı çekiyordum. Ayağa kalkmıştım o sırada. Kaplumbağa benden utandı diyor. Geri doğru çekilince ben de diyor hafifçe dizlerimin üstüne çöktüm. Omuzlarımı toparladım. Sonra diyor kaplumbağayla karşı karşıya geldik. Evet. Ve diyor benim kendisinin fotoğrafını çekmeme izin verdi. Yani şimdi hissediyor tabii varlıklar bunu netice itibariyle. Bakın yani bu bilgece bir şeydir bir de. Öyle sıradan bir hareket falan da değil. Şimdi acaba kaçımız böyle bir dev kaplumbağanın fotoğrafını çekmeye kalksak mesela böyle bir sahne falan kurgulayabiliriz. Yani çok zor bir şey yani. Şimdi topraksız işçiler kısmındayız hocam. Evet. Diğeri topraksız işçi. Yine aynı şekilde Brezilya'da çektiği fotoğraflar bunlar. İşçi hareketlerinin son derece yoğun olduğu bir bölge Brezilya. Zaten konuşmanın başında söyledim. Brezilya'daki partilerin büyük bir kısmı da başında işçi lafı geçen partiler. Çok fazla işçi partisi var. Bu kareler yine vurucu, son derece vurucu kareler. Bakın fotoğraf tekniği açısından, ondan sonra kompozisyonun ifadesi bakımından hakikaten birden fazla konuyu karşımıza çıkaran bir fotoğraf. Kuraklık. Bir tarafta işçiler var, bir tarafta kuraklık var. Zaten bu devre topraksız çiftçiler projesi Brezilya'daki fotoğraflarının bir grubunu, bir ayağını oluşturuyor. Hem kuraklığa dikkat çekiyor burada, hem aynı zamanda işsizliğe, yoksulluğa dikkat çekmiş oluyor. Bakın işte fotojurnalist böyledir yani. Burası kendi yaşadığı bölgede, yani daha sonra yeniden ekosistemin canlandığı yer aşağı yukarı bu gördüğümüz yer. Yani insanlar nasıl fesada boğuyorlar, nasıl felaketlere yol açabiliyorlar. Bu doğrudan doğruya insan müdahalesiyle oluşan şeyler. Her taraf çöplük olmuş. Çöplerden hayatını kazanan insanlar bunlar. Kadrajlar yine haliyle yerli yerinde. Belki sonra söyleyecektim ama bunu bilmiyorum ne kadar süremiz var. Süremiz var mı? Hocam bir saati geçtik birazcık. Hani bir saat daha hemen hemen yaklaşık dakika evet. kadar konuşabiliriz. O zaman Salgado eleştirenlere daha sonra gelebiliriz. Burada aklıma gelmişti. Sonraya bırakalım. Tamamdır. Ve devam edelim. Şimdi Etiyopya'ya geçiyoruz. Evet, burası Etiyopya'nın sahil bölgesi. Burada 1984-86 yılları arasında kalmış 2 yıl boyunca. Sınır tanımayan doktorlar hareketiyle birlikte çalışmış. Kıtlığın ve göçün çok yoğun olduğu yerlerden bir tanesi burası. Bu buradaki projeyle ilgili insanların acılarını göstermek istedim diyor. Henüz daha Salgado'nun biz Ruanda'ya gitmediği dönemlerde, henüz Ruanda yok ortada. Yani Tutsilerle Hutular arasındaki iç savaşının olmadığı kareler bunlar. Çünkü daha beterleri gelecek. Yani çok daha vahim. Ben koymak istemedim aslında ama burada insanların acılarını gösterdim diyor. Tabii madem söyleyelim, kısa belki tekrar ederiz. Bir geriye gelebilir miyiz? Bakın mesela ya da bir önceki nasıldı? Ya daha bir önceki. Göç hareketinin. Bakın mesela son derece estetik fotoğraflar. Bakın asla sıradan fotoğraflar değil. Mesela orada bir akbaba galiba. Akbaba uçuyor herhalde. Evet. Şimdi bir fotoğrafçının, şimdi o akbaba, şimdi ben fotoğrafçı olarak şöyle bakarım bu işe. Şimdi ben önümde bir şey var, bir sahne var, önümde bir çekilmesi gereken bir kare var, işte insanlar var, çadırlar var, orada bir hareketlilik var, çaresizlik var. Bu fotoğrafın odak noktası bana göre yukarıdaki kuş. Şimdi onu ayarlamam lazım benim. Yani bu karenin etki oranını yükseltmem gerekiyor. Bunun için de böyle bir kuşun kadrajıma gelip konmasını öncelerim. Yani kompozisyonu çok güçlü hale getirmesi bakımından. Çünkü onun orada olmasının bir anlamı var her şeyden önce. Dolayısıyla Salgado fotoğraflarını estetize etmekle suçlanmıştır mesela. Bu fotoğraf
belki hani Fotoğraflarını evet. estetize etmekle suçlanmıştır. Bu başkalarının acılarına bakmak demiştik ya hocam. Evet, Sontag mesela Başkalarının Acısına Bakmak kitabını yazıyor bununla ilgili. Ondan sonra orada da kısa bir bahis geçiyor. Yani peki burada ne yapılabilirdi? Bu olmasa olmaz mı, olur mu? Bunu bilemeyiz tabii ama bir kere sıradan bir fotoğraf olmadığını, gerçekten burada bir estetik kaygının da olduğunu söylemeden geçmemek lazım. Yani şu fotoğrafın sıradan bir fotoğraf olduğunu bana göre kimse söyleyemez. Son derece ölçülü bir fotoğraf ve dediğim gibi fotoğrafın odak noktası yukarıdaki kuş. Sizler de farklı şekillerde bu tarz karelere baktığınızda kendi işte düşünce dünyanız, hayal gücünüz, birikiminiz, yetiştirilme tarzlarınız perspektifinden bakarak bu fotoğrafla ilgili birçok şey söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla mesela Sontag sıkça yazıyor onu. Fotoğrafçılar sıradan mesela çöplük bir alanı diyor ya da herhangi bir inşaat kalıntısını sanat gösterisi haline dönüştürebilirler diyor mesela. Bu yönüyle fotoğrafçıları ciddi anlamda eleştiriyor. Bu dediğim gibi sizin kadrajınızda ne gördüğünüzle bağlı olarak değişen bir şey. Ama bir estetik fotoğraf, evet de haklısınız. Yani fotoğraf estetik kaygının olması, bunu Susan Sontag sorun etmiş. Ya da fotoğraf eleştirmenlerinin bir kısmı bunu sorun ediyorlar. Bir de şu var mesela, şu soruyu sormak lazım belki. Ben bir not almıştım. Burada bulursam eğer, yani bilmiyorum, bulamam herhalde belki de. Bir şey söylemek amacıyla bir not almıştım bir yerde. Nerede? Ya şöyle diyorum. Düzgün bir cümle yazmıştım da bir yerde kullanırım belki diye. Yani şimdi düzensiz bir kare olsaydı, derli toplu olmayan sıradan bir, diyelim ki yani burayı gerçekten anlatmayan bir kare olsaydı çok mu iyi olacaktı şimdi? Evet. Bir de böyle bakmak lazım. Yani sağ sol, yani kadrajın içerisinde konu bütünlüğü yok vesaire yok bilmem ne. Bu fotoğraflara nereden ulaşabilirsiniz? Abdullah size gönderebilir. Bu fotoğrafları kendisine alabilirsiniz. Abdullah Tamam, Kasay'dan. ben tamamını size gönderirim arkadaşlar. Evet. Sonraki şeye geçebiliriz. Bir sonraki kareye. Evet, yine burada sahilde çektiği fotoğraflar. Yine kıtlık var. Ve büyük bir göç hareketi var. İnsanların işte açlıktan öldükleri. Ondan sonra şeyler, koleradan ölen diyor, özellikle şey var, çocuk ölümleri fazlaydı diyor ve özellikle ölümler geceleri soğuktan oluyordu diyor mesela. Yani insanlığın trajedisini aslında burada, bakın şu fotoğraflar falan mesela, son derece değerli kareler, ölçülüp biçilmiş kareler, bunların hepsi dediğim gibi son derece sağlam kompoze edilmiş kareler. Evet. Hocam not almıştım dediniz ya, onu soruyorlar Evet, olabilir mi? onu ben biraz sonra belki programın sonuna doğru bir bulabilirsem. Tamam hocam. Ya güzel bir cümle yazdım zannediyorum. Yani bir yerde belki kullanırım, bir yazının başı olur falan diye. Eğer bulursam söyleyeyim size onu. Tamamdır hocam. Yani az önce Ebru sormuştu ya, estetik fotoğraflar niçin sorun oluyor ki diye. Ona cevap olacak tarzda, yani onu destekleyecek tarzda bir şeydi, ifadeydi. Şurası çok ironikti mesela. Yani su yok ama ölülerin suyla yıkanması Evet, su mesela. yok ama bunlar şeyler, Kopt Hristiyanları, Koptikler yani. Bunlar Mısır'da ve Sudan bölgesinde yaşayan Hristiyanlar. Mesela evet, su yok ama dini geleneklere uygun bir şekilde cenazenin yıkanması törenini biz o karede görüyoruz. Burada belki de babalı, oğlanlı ya da kızlı bilmiyorum bir fotoğraf karesi. Yani bunca açlığın, bunca yokluğun içerisinde bu Koptlar da var. Şeyde, diğer Hristiyanlar da yok. Koptikler de var. Şimdi bunlar Doğu kiliseleri arkadaşlar, geleneksel Ortodoks kiliseleri, öyle kadim kiliselerde bu tarz bazı uygulamalar var. Evet, devam edelim. Tigra'ya geçelim mi hocam? Tigra'ya. Evet, Tigre'ye geçebiliriz. 1984 yılı fotoğrafları. Sudan'a göçen insanlar devletin askerlerinden kaçıyorlar bu defa da. Ve bu insanların diyor Sudan'a ulaş bunları diyor Sudan'a ulaştırabilmek için çok çalıştım.
Hatta diyor bir kamyon kasasında bunlarla 300-400 kilometrelik bir yolculuk da yaptım diyor. Bakın şu kaleler mesela ne kadar uhrevi görünüyorlar. Yani ne kadar Çok uhrevi. büyülü. Evet, Güney Sudan'a doğru. Yani o bölgede açlık ve yokluk bir türlü çözülebilmiş falan değil. Sosyolog dediniz ya hocam. Hani tam Evet. da ben bu karede onu hani bu iki konuşan arkadaş falan diyordu ya. O gözlemleri Hayal çok kuran. yani çok o gözlemler çok kuvvetli mesela. Çok ya, inanılmaz. Mesela şimdi o kadar çok güzel gözlem yapabiliyor ki Salgado. Bu sayede zaten o. Yani şöyle bir şey var. Fotoğrafçı bir kere her gördüğü şeyi, sahneyi donduran kişi değil zaten. Yani konuyu bir kere görmesi gerekiyor. Burada da bu konuyu görüyor. Kamyon kasasında iki arkadaş sohbet ediyorlar. Yani ne konuşuyorlarsa diyor, birbirlerine hikayeler anlatıyorlardı diyor mesela. Evet. Yani bunca yokluğun içerisinde bu sahneyi görmüş olmak da aynı şekilde önemli bir şey. Bunu sosyologlar görür değil mi mesela? Yani toplumu iyi tahlil edecek gözler görürler yani bu tarz kareleri. Enes burada bu Anladın mı? arada hocam. Sizin de TİMAV'dan öğrenciniz. Bu arada hocam fotoğraf okumaları yaptırmıştı. Ki fotoğrafname kitabını da ben hani zikretmiştim gruba. Fotoğrafname kitabı hocamızın heceden çıktı. O hani fotoğrafa birden fazla göz nasıl bakıyor kendini müktesebatıyla sorusunun cevabı niteliğinde cevapları hani fotoğrafnameden arkadaşlar görebilirsiniz. Ben de göstereyim şöyle. Yeri gelmişken bunu da vurgulamış olalım diye söyledim hocam. Evet, elini arkadaşının elinin üstüne koymuş. Samimi teşekkür ediyoruz Mehmetçiğim. Sağ olasın. Anladım hocam. Evet. Mali'ye geçelim. Mali'ye geçebiliriz. Yine aynı şekilde bu diyor Mali'den göçenler kurtuldular. Bunlar sınır tanımayan doktorlar örgütünün yardımlarıyla ve destekleriyle diyor. Hiç değilse Mali'den göçenler biraz daha rahat oldular diyor. Ama işte gördüğünüz gibi göç sahneleri çok zor yani, ayakkabılar yok ama çölde giden insanlar, hiçbir şeyler yok, işte üstleri başları belli. Aslında çok daha vahim kareler vardı yani ve çok daha vurucu kareler vardı. Onları koymadım. Yani içim kaldırmadı yani tabiri caizse. Belki 5-6 kare daha çok çılgın fotoğraf vardı. Yani hatta yani şöyle söyleyeyim, midem kaldırmadı. Yani açıkça konuşmak gerekirse yani içim almadı. Dışarıya çıkmak zorunda kaldım. Yani o kadar etkili kareler Evet. çekmiş. İşte yani fotoğrafçı bunları projeleriyle, sergileriyle dünyanın birçok yerine duyurmuş. Buradaki vehameti. Hayatı boyunca zaten bu tür kareler çekmiş. Yani bizim dışımızda, bizim bilmediğimiz dünyalarda böyle çok ilginç hayatlar var. Onlara yardıma giden insanlar var. Onda ben mesela Afrika'ya yardıma giden kim olursa olsun, mezhebi, dini, herkesi büyük bir saygıyla karşılıyorum. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Yani evdeki konfor alanını terk ederek insanlara yardıma gitmek öyle çok da kolay bir şey değil. Fotoğrafçılar da lazım tabii. Evet, Şimdi gitmiyorlar tabii. o fotoğrafçılar demişken tam da serginin olduğu şu kare. Evet, bu sahil sergisinin karesi. Burada karşıdaki fotoğraf zaten az önce söylemiştik. Sahil fotoğrafı, kapak fotoğrafı olarak da kullanmış. Salgado'nun bütün şeyleri, kitapları bu anlamda prestij eserler. Amazon'dan bakabilirsiniz. Bayağı da pahalı aslında, pahalı şeyler, eserler. Baskıları itibariyle çok kaliteli bunlar. Böyle bir kare koydum buraya da o şeyden. Nedir o? Kendi hayatıyla ilgili de bir kare koymuş olalım. Evet. Bir çıkı verelim bir dakikalığına diye sadece. Beni Bir sonraki projesine geçebiliriz. Burada work. evet en etkileyen yerlerden biri buydu hocam belgeseli izlerken. Evet. Workers. Workers, evet Ebru, inşallah. Workers projesi 86-91 yılları arasında Salgado'nun yaptığı proje ve üçüncü kitabı oluşturan fotoğrafların yer aldığı bir kitap. Diyor ki etrafımızdaki bu dünyayı inşa eden tüm erkek ve kadınlara saygılarımı sunmak istedim. Yani bütün işçilere diyor saygılarımı sunmak istemiştim. Bu amaçla
yaptığı bir proje. Fakat bu sırada 91 yılında tabii çoğunuz belki bilmiyorum hatırlamazsınız belki ama benim üniversitede okuduğum yıllarda Reyhanlı'da çektim mi peki Tuğba? Ha o fotoğrafı gördüm pardon o fotoğrafı gördün yazmışsın. Evet şimdi Küveyt'te işte şey çıkmıştı güzel peki. Körfez krizi sırasında 500 kadar burada petrol kuyusu patlatıldı ve çok büyük bir ekolojik felakete yol açmıştı. Burada gördüğümüz çalışanlar bu Workers projesinin sonra dahil edilmiş. Burada çalışan insanlar dünyanın farklı yerlerinden gelen bölgeye teknisyenler, İtfaiyeciler. kaliteli işçiler yani yangını söndürmek amacıyla gelenler. Şimdi gördüğünüz gibi yağın, pasın, petrolün içerisinde mesela şu kare yani müthiş şu kareler. Yani bunları herhangi bir yerde zaten inşallah görmeyelim yani görmeyiz de inşallah ama orada olmak yani burada anahtar kelimemiz tırnakça orada olmak yani orada olursanız çekebilirsiniz. Bunlar inanılmaz vurucu kareler. Bunlar diyor endüstriyel çağın bir arkeolojisiydi aslında. Endüstri mesela kuş fotoğrafı. Bu fotoğrafı ben hatırlıyor gibiyim sanki o şeyden 91 yılından şeylerde basına yansımış fotoğraflardan birisi diye hatırlıyorum. Uçamayan bir kuş. Petrol atıklarından dolayı tüyleri yapışmış, kanatlar ağzı yapışmış vaziyette ve burası şeydi diyor. Bakın mesela burası hayal ötesi gibi görünüyor. Başka bir değil mi? Gezegen gibi falan görünüyor. Ya da dünyanın yanmış, yıkılmış hali gibi belki. Bu kareyi çektiği yer bir at çiftliği diye işaret ediyor orayı. Hatırlarsa belgeseller onu ifade ediyor zaten. At fotoğrafları falan da vardı. Yani zengin birilerinin şeyleri çiftliğine geliyor ve orada o kuş fotoğrafını böylece göstermiş oluyor. Çevre felaketlerine karşı hakikaten çevre felaketlerine karşı uyarı niteliğinde fotoğraflar. Yani bu tarz fotoğrafları ne bileyim kurumlarımıza, okullarımızın koridorlarına asmak mı lazım mesela? Çünkü biliyorsunuz yazmak çok kimseye sizi ulaştırmayabiliyor. Yazarak, konuşarak çok kimseye ulaşamayabiliyorsunuz. Fotoğraf o yüzden yüzyılın icadı, yani son 200 yılın en önemli icadı. Bir de son yazılardan bir tanesinde ifade etmiştim onu. Fotoğrafı geçebilecek durumda hiçbir görsel sanat yok yani hiçbir görsel araç da yok. Yani ne internet ne başka bir şey ya da neyse görsel teknolojiler asla fotoğrafın önüne geçemeyecekler gibi görünüyor. Dolayısıyla bunlar bizim hafızamızı son derece zorlayan fotoğraflar diyebiliriz. Bu Salgado'nun projesi orada kendisi zaten ifade ediyor. Sovyetler Birliği'ndeki müzik rakibi olabilir diyorsun. Sovyetler Birliği'nde çelik işçilerini, Bangladeş'te gemi enkazını toplayan hurdacıları, efendim Galicia ve Sicilya'da balıkçıların fotoğraflarını çekiyor. Ben o karelere girmedim ama bir de Ruanda'da çay toplayanların fotoğraflarını çekmiş. Bu kareler Workers projesinin içerisinde yer alan güzel kareler. 86 güzel derken yani fotoğraf ifade etme biçimi olarak öyle. Yoksa şu fotoğrafın nesi güzel olabilir? 86-91 arası. Bu işte şu gördüğümüz karelerde Küveyt'teki facianın fotoğrafları. Salgado burada bir işitme kaybı yaşamış. Hala diyor zor az duyarım diyor. Mesela kulağımın bir tanesinde sorun var diyor. Çünkü makinenizle oraya gitmişsiniz. Bu Hiç kadar durmadan yaklaşık. patlamalar oluyor. Yani Evet. bomba etkisi yapacak fotoğraflar. Kulak mı dayanır, göz mü dayanır? Çok zor şeyler bunlar. O yüzden Salgado'yu estetik fotoğraflar çekmekle suçlayan, başkalarının acılarını böylece estetize etmekle suçlayanların bence bir kere daha düşünmeleri lazım. Ne olsaydı yani? Hocam şimdi son çeyrek diyoruz ya da son yarım asır. Olup bitenleri şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman hani tarihsel bir çizgi gibi bize çok yüz geliyor ama tutup bu arşivleri karıştırdığımız zaman yani neler neler yaşamışız yani insanlık olarak. Evet. Yani İnanılmaz şeyler yani. Bunların tabii ne kadarı günümüze kadar ya da önümüze kadar
gelebildi yani hakikaten. Yani 20. yüzyıl bütün neredeyse dünyanın en zor yüzyılı. Yani 20. yüzyıl tam bir felaketler yüzyılı. Gerçekten öyle bak Nesrin'de yazmış. Ne kadar kişi bunlardan haber? Ya çok azımız bunlardan haberdarız. Efendime söyleyeyim. Çok sahici veya vurucu olmasın bir yanda hocam, çok yakın geçmişe dair hani bu kadar ağır karelerle muhatap olmamız olabilir mi? Yani ben özellikle Etiyopya, Sudan ve Ruanda kısımlarında yani izlerken çok zorlandım. Siz de ifade ettiniz. Şeyi düşündüm yani hani biz sadece seçilen birkaç fotoğrafa bakarken bu kadar zorlanıyorsak kendisi çok iyi dayanmış yani çok Yani sağlıklı kalınması insanlar bir mümkün de değil. hareket halindeler. Yani işte çocuklar, Evet. onlara her birine şahitlik etmek tabii ki çok ağır. Tabii mesela bir de şu var, projeler eş zamanlı da devam ettiği için zaman zaman bölgeden ayrılıp başka yerlerde de fotoğraf çekiyor. Bak mesela bir arkadaşımız Arakan kamplarına gitmiş. Kolay değil, mide kaldırmaz onları. Yani orada onlara empati kurmak. Bir de orada yaşıyor o insanlar. Yani Arakan'a gidiyorsunuz işte döneceğinizi biliyorsunuz. Yani bir vatanınız, bir ülkenizin olduğunu biliyorsunuz ya. Onun rahatlığını hissedersiniz tabii muhtemelen orada. Çok zor tabii bu işler. Daha sonra Exodus projesi. Oraya geçebiliriz. Burada Tanzanya fotoğraflarına bakalım. Ben arada Tanzanya'ya gitmeden önce Exodus yani göç projesi var. 1993-99 arası Hindistan, Vietnam, Filipinler, Amerika, Filistin ve Irak topraklarında hiç durmadan hareket halinde olmuş bu arada. Birçok ülkede fotoğraflar çekmiş göç projesini. Çünkü dedim ya az önce eş zamanlı çalıştığı için birden bazen coğrafyayı terk ederek başka yerlere gidiyor. Bu fotoğraflarsa şu anda önümüzdeki fotoğraflar Tanzanya 1994. Burada şimdi Ruanda devlet başkanının uçağı düşürülüyor. Ve Tutsiler daha sonra Hutulara karşı vahşice işte hareketler içerisine giriyorlar. Ve büyük bir göç çıkıyor böylece. Yani insanlar Uganda'ya ve Kongo'ya doğru kaçıyorlar. Bu fotoğraf o işte bisikletlerle filan. Mesela şey nedir o? Göç hareketini gösteren fotoğraflar. Kaçamayanlar da efendim Tutsiler tarafından katliamlara uğramışlar. Diyor ki burada tam bir katliam olmuştu. İnsanlar Tanzanya'ya doğru dönerlerken ben ters istikamette gittim. Yani Ruanda istikametine doğru gittim diyor orada. Ve diyor 150 kilometre boyunca ölü insanlar görmüştüm. Yani 150 kilometre boyunca öldürülmüş insanlar. İçinizde eğer Ruanda otelini seyreden varsa Evet. orada o vahşeti daha yakından görme imkanı var. Hatta orada bir kareyi alıp saklamıştım. Çin'den Çinliler tanesi ne kadar 10 sente pala gönderiyorlar şeye. Evet hocam, mermi bile attırmıyorlar, palalarla Evet, katlediliyor. biliyorsunuz hikayeyi orada. İşte yani insanlar palayla değil de kurşunla öldürülmek için yalvarıyorlar insanlar. Yani kafamıza bir tane sıkın, kesmeyin bizi tarzında. Ya yani işte salgalı zaman zaman özellikle işte Yugoslavya'ya doğru geliyoruz, Bosna İç Savaşı'na doğru geliyoruz. Bizler diyecek orada insafsız hayvanlarız diyor mesela. Bizler diyor korkunç hayvanlarız diyor. Evet yine bu sahneler, bu ilk iki kare Tanzanya'da çektiği fotoğraf kareleri. Şu Ruanda'dayız anda hocam şu an. Ruanda şiddetin acımasızlığın inanılmaz derecede evet doğru öyle diyor. İşte nedir o inanılmaz vahşet görüntüleri. Yani insan ancak insan yapabilir böyle bir şey zaten. Yani 750 bin, hatta 1 milyon değil mi sayılar bu 1 şekilde? milyon evet insanın katledildiğini görüyoruz orada. Şimdi buldozer fotoğraflarına gelince oradan Avrupalıların ya da Batı uygarlığının kendilerini uygar olarak görenlerin nasıl yardım yaptıklarını orada karelerde görmüş olacağız. Şu fotoğrafta ilginizi ne çekiyor? Hayat devam ediyor bir şekilde. Evet, bebek ve kardeşi mi o acaba? Bebek ve annesi diyor o bu fotoğraftan için. Hayat devam ediyor ve evet anne varsa umut var, değil mi? Çocuğun annesine olan güveni. Evet çoğumuz bu fotoğraf karesinde birçok şey yani gözlerimiz burada birçok belki hareket eden
noktayı aramış olabilir. Şurada mouse'un olduğu yerde mesela gülen bir surat var. Evet, orada birisi gülümsüyor mesela. Evet, anne kucağına bebeğini almış. Evet. Yani böyle işte hayat devam edecek. Göçte olsa, sıkıntı da olsa bir şekilde böyle. Hocam tam bu esnada bir taraftan işte Balkanlarda olan hadiseler. Evet, oradan herhalde geliyor muyuz Yugoslavya? Yugoslavya'ya geçiyoruz. Evet, Yani burası. Salgado aslında burada çok önemli işte tarihi vesikalık durumlar yaşanırken apar topar oraya gidiyor aslında. Evet. Yani burada olayların başladığı sırada zaten bölgeye ilk intikal eden fotoğrafçılardan birisi olmuş. Ve şimdi Avrupa'nın orta yerinde bu tarz kareler görmüş olmaktan dolayı zaten inanamıyor. Yani hani medeniyetin beşiği falan diye tarif edilen yer. Yani biz 90'lı yıllarda, ya 90'lı yıllar bizim kaç 20'li yaşlarımız işte falan. Yaşımız da ortaya çıksın böylece. Ondan sonra biz mesela Konya özellikle Konya ile ben bu noktada gurur duyuyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bosna olayları sırasında bizim buradan inanılmaz derecede yardım kampanyaları düzenlendi. Buradan çok gidenler de olmuştur. Hatta ben o dönemde yardım kampanyaları 24 saat devam ediyordu. Radyo bunu yapıyordu. 6 tane kaset çektim şeyden, radyodan. Bir gün Konyalıların Bosna Hersekler için bir şeyler yaptığını gösteren delil olsun diye. O zaman bir teybim vardı, çift kasetti böyle. O çekiyordum öyle şeyler. Kasetlere ses çekiyordum. Onları hatta şöyle hayal etmiştim de bir denk gelmedi. Bu kasetlerdeki konuşmaları çözüp Saraybosna'da filan bu konuyla ilgili yapılan bir sempozyuma ondan sonra ne zaman? Evet, hocam bu arada siz yorumları da okuyorsunuz. Biz Ya, okuyorduk valla bunları. benden başka yapan da olmuş bu iş ha. Evet. Bak Nesrin Aksoy diyor ki ben bunu yaptım diyor. O zaman bizle paylaşabiliyorsan eğer bu tarz şeyleri ya da şöyle yapalım. Şimdi bir kere günümüz yani Bosna'ya gitti mi bilmiyorum ama bugünkü Bosnalıların bunları duyması lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak da kötü bir şey. O yüzden hani bu bir tarihi bir belki vefa tarihi bir borç da olabilir. Yani kardeşim biz bakın burada bir şeyler yapmıştık sizler için diye bunu bilmeyenlere duyurmak lazım. Yani bu entegrasyonu yani bu iletişimine entegrasyonu laf yanlış oldu. Komünikasyon mu? Neyse. Yani bu haberleşmeyi sağlamak lazım. Yani yoksa başka türlü nereden bilecekler? Mümkün değil. Ben öyle bir şey yapmıştım. Yani kasetler çekerek sonra bir zaman evet insanlar onları böyle duyurlar. Valla Nesrin kim olduğunu bilmiyorum ama bunları okumaktan çok memnun oldum. E-mail adresini Abdullah'a bırakırsan bir şey yaparsan orada Ben en azından bu iletirim. konuyla ilgili konuşalım. Dediğim gibi bunları bizim anlatmamız lazım. Bu kasetleri çözüp onları insanlara dinletmemiz gerekiyor. Yani bak bari bunları yapmışız en azından hiç değilse. Evet bu gördüğümüz şeyler, görüntüler Yugoslavya 1994-95. Yugoslavya da değil aslında. Bosna'daki Müslümanların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir soykırım faaliyetiydi burada. Srebrenica'yı hatırlayın işte. Evet. Özellikle ben Hollanda ordusunun o hainliğini asla unutmayacağım. Sırp kasaplarına bu masum insanları teslim etmişlerdi filan. Yani Hocam. Avrupa'nın ortasında böyle bir büyük bir kıyımın meydana gelmesine Salgado yine kamerasıyla şahit etmiş birisidir diyebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yugoslavya'yı görüyor, işte Ruanda'yı görüyor. Bu dramı anlatıyor ama hani işte mesela Belçika'dan bahsetmiyor. Fransa'dan bahsetmiyor. Yani bu soykırıma sebep arka plandaki dinamikler işte Avrupa Salgado'nun ağzına gelmiyor mesela. Bunu nasıl Evet. yorumluyorsun? Aynen öyle. Buna katılıyorum. Bunu hatta yazıda da yazmıştım. Mesela keşke Müslüman Boşnaklar öldürüldü diyebilseydi diye. Yani burada tabii ki yani Batılıların her zamanki tavırlarını görüyoruz. Yani Salgado Avrupalı değil aslında.
Yani Avrupa'ya borcu var mı bilmiyorum o noktada, ama neticede işte Batı dünyasının bir parçası ya da işte Avrupa'da uzun yıllar kalmış olmasından dolayı Batı'nın bu kültürünü hazmetmiş olabilir. Hiçbir tanesi ayranım ekşi demezler bunların hiçbir tanesi. Dünyanın çok farklı, evet söylemez, söylemez yani söyleyemez yani. Ondan sonra Hatice Kübra da diyor, evet sokaklar hala var yani. Ben geçen sene, evvelki sene oradaydım, aynı. Bunlar asla söyleyemezler çünkü hala bugün bile mesela Angola ormanlarını Belçikalılar Evet. yalandan kıçı kırık, işte avuç içi kadar bir Belçika, ama bütün kereste ticaretini, Batı Afrika kereste ticaretini onlar yaparlar. Hala bugün Afrika'da darbeler olur mesela birçok ülkede. Ya arkasında Fransa'yı görürsünüz, ya Hollanda'yı, Belçika'yı. Hollanda diye bir ülkenin düşünebiliyor musunuz? Güney Amerika'da efendim mesela Fransız bu şey ne o? Hollanda Antilleri ne ya? Fransız Guyana'sı nedir mesela? Yani dolayısıyla şimdi Batılılar bunları itiraf edecek durumda değiller. Böyle bir olgunluğa ulaşmadılar. Bunu tahmin ediyorum medeniyet kavramı bağlamında ele almak lazım. Ben bir de Çünkü şöyle düşünüyorum hocam. Yine araya evet. girip olacağım ama Sorun değil. Batı terminolojisi şöyle işliyor. Kendilerini yine kendileri tahsis ediyorlar. Yani bir başka metodolojinin tahsis etmesine izin vermiyorlar. Ne, Doğru. bu çıkarımı nasıl yaptım? 2 sene önce işte Green Book filmi Oscar aldı. Yeşil Rehber. Irkçılığı eleştiriyor falan. İşte herkes alkışladı bunu. Yine Batı'nın böyle kendini tahsis etme biçimi var yani. Bir başka nazara, bir başka göze söz hakkı vermeksizin kendi o ilerlemeci perspektifini işte yap, düzelt, boz, devam et şeklinde bir Evet. anlayışa sahip bir bakıma. Evet, o Ya yüzden Hotel hani Ruanda da bir örnek bunu aslında. evet. Yani orada da bir Birleşmiş Milletler güzellemesiyle işin içinden çıkılmaya çalışılıyor. Evet, aynen öyle zaten. Orada görüyorsunuz. Yani bu öteden beri işte mesela bakın Batı merkezci değil mi bilim ya da Batı merkezci tarih yazımı mesela bunların hepsi aynı böyle. Dolayısıyla kendi perspektiflerinden baktıkları için olaylara. Yani şimdi mesela Salgado işte Fransa'da yaşamış. Fransa'ya borcu olan birisi. Bunu kabul etmek lazım. Fransız sömürgelerinde büyük trajediler var, göç var, katliamlar var. Şimdi ne desin şimdi orada Salgado şunu mu diyebilsin? Bunları işte Fransızların başının altına çıktı diyebilirim mesela. Bir de yani bunu tartışmak lazım belki. Dolayısıyla bunu az önce bir arkadaşım da söyledi. Batı'nın ikiyüzlülüğü olarak ifade etme imkanımız var. Evet, Kongo'ya geçelim mi? Kongo'ya devam edelim. Evet, bu defa da tam tersi oluyor. Hutular, ülkeyi yöneten Hutular yeniliyorlar ve bu defa da Tutsi ne durum? Kabilesi. Hutu barbarlığına maruz kalmış oluyorlar. Şu fotoğrafla ilgili olarak diyor ki bir baba diyor çocuğunun kucağına aldı Attı. ölü çocuğunu. Bunların üstüne attı gitti hiçbir şey olmamış gibi de mesela. Yani Arkadaşıyla ölüm o sohbet kadar ederek gitti diye. evet yani arkada ölüm o kadar çok alışılmış bir şeydi ki yani mesela bunlardan bahsediyor. Burada her gün 12 bin ila 15 bin kişi ölüyordu diyor. Yani düşünün şimdi. Kongo burası. 1994 yılı öyle çok eski falan da değil. Bütün insanları gömemediler diyor. Yani o kadar çok insan öldürüldü ki bu insanları gömemediler. Fransız ordusu bunun üzerine bir tane buldozer yolladı diyor. Şimdi bakın Fransız ordusunun yollayabileceği tek şey buldozer göndermek yani burada. Salgado'nun belki bir iki itirafı varsa da yine dediğim gibi ben buraya bakarken unutuyorum bazen söylediğim şeyi. Politik fotoğraflar. Evet. Çok güzel bir soru sordun. Bu yakıcı bir soru aslında. Bunun üzerine konuşmak lazım belki ama epeyce de vakit geçti. Evet, gördüğünüz gibi Fransız ordusunun gönderdiği şeye bakın. Fransız ordusu istese orada bir ıslık çalarak bir savaşı durdurabilir. Hatta hiç başlatmayabilir ya. Yani ellerinde bir sürü şey var imkanlar olmasına rağmen. İnsanlar gömemediler diyor. Böyle diyor meydanlara koydular. Daha sonra bunların üstüne toprak atarak bunları kapattılar diyor. Evet, Fransız ordusunun modern batının gönderdiği şey yardım da bu oluyor yani. Evet.
Bu fotoğrafları tamam elbette politik fotoğraflar ama dediğim gibi biz bunları görmemiş olsak. Şimdi fotoğraflar belleğe çok sosyal belleğe ciddi ciddi katkılar sağlarlar. Yani bunlar olmasa, bunlar kitap haline gelmese, bunlar konuşulmasa hiçbirimizin dünyasında olmayacak bunlar. Ve biz bu tür yeni Allah muhafaza diyelim trajedileri gördüğümüzde ilk defa olduğunu zannedebiliriz yani. O yüzden çok önemli bir hatırlatma görevi var. Tekrar 95 Ruanda'ya dönüyoruz hocam burada. Evet. Burada da evet dünyanın bakın mesela şuraya bakar mısınız? Yani mahşer yeri gibi öyle söyleyeyim. Tutsiler diyor Hutuları ülkeye sokmuyorlardı. Bu sırada Birleşmiş Milletler de Hutuları diyor Ruanda'ya doğru sürüyorlardı. Ha işte bakın Fransız ordusu buldozer gönderiyor. Ama diğer taraftan da aynı şekilde Suriye'de de evet aynı şeyler var. Şimdi bir taraf öldürme çabası içerisinde Birleşmiş Milletler de bunları ülkelerine geri gönderme çabası içerisinde. İşte Birleşmiş Milletler değil ya yani Birleşmiş Zalimler yani bunların hepsi yani budur netice itibariyle. Salgado'nun burada söylediği bir ifade var. İnsanların kurtuluşuna dair artık diyor hiç inanmıyordum ve yaşamayı hak etmiyorduk diyerek burada belgeselini aslında ya da belgesel demeyelim Ruanda sonrasında Afrika'da artık bu tarz fotoğraflar çekmiyor. Yani 1995 yılı bir kopuş aslında değil mi? Nasıl? Bir kopuş yani. Evet kopuş. Yani hastalandığını ifade ediyor. Enfeksiyon kaptığını ifade ediyor. Prostat olduğunu ifade ediyor. Psikolojik olarak da yıpranıyor zaten. Yani kim olsa öyle. Bakın mesela bir kilise görüntüsü. İnsanlar kiliseye sığınmışlar. Ya Tutsi, Hutu dediğin adamlar yani çirkinseniz hepiniz çirkinsiniz kardeşim. Herkes aynı soyun boyun adamı. Güzelseniz hepiniz güzelsiniz yani. Orada mesela Ruanda'da da vardı tahmin ediyorum. İşte mesela birisine çirkin demek falan hakaret sayılıyor. Yani birisini öldürme gerekçesi. Kiliseye sığınmışlar insanlar. Evet ruhum çok hastalandı diyor. Burada da bakın mesela çocuk işte. Çocuk her yerde çocuk. Çok güzeller ama. Evet. Nasıl gülüyorlar değil mi? Bir başka kare daha vardı. Okulda çekilmiş bir kare. Okulda evet. Öldürülmüş çocukların karesi. Hatta orada diyor ki tahtaya bakarsanız. Tahtada çok kötü şeyler yazıyordu. Tahtada evet. Yani, o fotoğraf arasında yok hocam şu an. Onu koymadım bilerek koymadım. Ya şunu bile koymayacaktım da işte evet. Ne bileyim yani. Herhalde burada fotoğrafları tamamlıyor muyuz? Şimdi Terra'ya geçeceğiz. Hani o kısmı konuşacağız. Evet onunla ilgili sonra konuşmamızı nihayetlendirmiş olacağız. Şimdi burası Salgado'nun doğup büyüdüğü çiftlik. Burası tabii 90'lardaki görüntüsü. Yani hatta orayı işte Wim Wenders şeyle tahmin ediyorum onlar kafa kafaya verip belki bu kareler ve bu ifadeleri kullanmışlar evet. Orada. Afrika'daki diyor bu kadar yıkım gibi olmuştu adeta doğup büyüdüğüm yer. Sonradan burada 2.700.000 kadar bu yörede türe daha doğrusu yetişmeye uygun ağaçlar dikerek yeniden diyor ekosistem tekrar geri döndü diyor. Karısını burada faal görüyoruz ama biraz. Evet orada biz mesela yine Leyla Vaniki çok aktif olarak görüyoruz. Orada zaten diyor bana böyle bir projeyle geldi. Neden orayı eski haline getirmeyelim? O cenneti yeniden kazanalım dedi diyor. Ve böylece burada bir de enstitü kurarak burada işte bağış toplama, gönüllü kimselerin çalışmaları gibi bir takım faaliyetler yürüterek burayı tekrar canlandırmışlar ve burası şu anda Milli Park ilan edilmiş. Şu anda Milli Park olarak gezilebiliyor. Yani nereden nereye? İnsan işte ez cümle, uzun lafın kısası belhüm adalda olabileceği gibi yani esfeli safilin olabileceği gibi eşrefi mahlukatta olabileceğinin aslında ne bileyim ben şu bir iki saattir konuşuyoruz. Sanki bunun özeti bu gibi geliyor bana. İnsan eğer ehli tarafını kullanırsa, insani olma özelliklerini kullanırsa böyle cennetler belki dünya cennetleri yaratabilir. Bunun tersini yapacak olursa da kendi neslinin sonunu getirebilir. Bütün tabiatın sonunu getirebilir. Biraz da olaylara belki böyle bakmak lazım. Bununla ilgili de bilinçlenmek lazım. Lafı toparlayacak olursak eğer
Burada tabii Salgado'yu saygıyla selamlamak lazım her şeye rağmen. Bu isterse kendisini tatmin etmiş, kendisini belki hani ne bilmiyoruz orasını ama yani belki şöhrete taşımış şeyler ama bundan da mutlu olup olmadığını da bilmiyoruz tabii. İyi ki bu tarz projeler yapmış. Biz de şu anda bu güzel Ender projeyi böylece sizlerle beraber paylaşmış olduk. Fotoğraflar üzerinden belgeselin farklı bir okumasını yapmaya çalıştık. Aslında çok farklı okuma da yapmadık. Fotoğraflar kendi kendine zaten okudu bize. Fotoğraflar kendilerini anlattılar. Salgado da anlatmıştı fotoğrafları. Biz burada sadece bir hatırlatma yapmış olduk en azından. Evet aşağı yukarı hocam, 2 saat olmuş herhalde. Şöyle yaklaşık 60 civarı kişiyle beraber 2 saattir buradayız. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani çok keyifle dinledik hocam. Ağzınıza sağlık. Siz hani belki şu esnada biraz dinlenmek isterseniz, hani sorular varsa ya da katkı sunmak isteyenler olursa, hani söz hakkı almak isteyenler olursa katkı olarak o arkadaşlarımızı dinleyebiliriz. Arada eyvallah, kaçırdığımız çok sorular olmuş olabilir chat ekranında. Onları tekrar edelim. Ben bazen ekrandan gördüm. Arkadaşlar sağ olsunlar. Çok güzel katkılarda bulundular. Yurt dışına gidenler olmuş. Ondan sonra oradaki sıkıntıların benzerlerini yaşayan arkadaşlar olmuş. Sorular varsa ne bileyim. Evet, biz arada kaçırmış olabiliriz. Evet. Siz yazmışsanız hani belki tekrar belgesele dönebiliriz bu manada. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyenlere Gülperi buradaymış. Ben belki bir soru sorabilirim bu manada hocam. Hani bir fotoğrafçı olarak size. Salgado Kuzey Meksika'da bir keman çalan bir adamı anlatırken şunu diyordu. İyi yaşanmış bir yüze sahipti. Hani böyle bir ifadesi var. İyi bir yaşam geçirmiş bir yüz ifadesi. Fotoğrafçı bunu anlar mı? Yani yüzlerden bunu çıkartabilir mi? Evet. Yani iyi bir gözlemciyseniz bunu fark edebilirsiniz. Çünkü yani özellikle insanların fotoğraflarını çekiyorsanız bunu hissedebilme imkanınız var. Bu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bunu kim daha iyi bilir? Herhalde tahmin ediyorum büyük şehirlerde kaotik ortamların içerisinde yaşayanlar tahmin ediyorum birbirlerinin o bad yüzlerini göre göre muhtemelen dışarıda ki o aydınlık yüzleri görebilirler diye düşünüyorum. Bunu fark edersiniz yani. Mesela biz bunu birçok yerde fark etmişizdir. Özellikle böyle dağ köylerinde ondan sonra çobanlarda mesela bunu daha fazla fark edersiniz. Sanki öyle yani. Başınıza gelen bir ilginç şey de var değil mi hocam? Bir foto maratonda böyle bir çoban. Var bir foto maratonda başımıza bir değişik bir şey geldi. Ereğli'de evet. Ereğli'de fotoğraf çekiyoruz. 5-6 kişi işte sabah gün yeni doğuyor. Karşıda Hasan Dağı'nın karlı bir manzarası var. Çoban tarlada sürüyü otlatıyor filan. Nefis bir ışık var. Hava çok güzel. Herkes şak diye böyle bir anda arabalardan indik aşağı atladık filan. Tam böyle işte silüet falan ters ışık çekeceğiz. Döneceğiz fotoğrafçıyı fotoğraflayacağız filan. Fotoğrafçı oradan dedi ki hop hop dedi ne yapıyorsunuz dedi. İzin vermiyorum. Benden izin aldınız mı dedi fotoğrafçı. Ne oluyor filan dedi. Ondan sonra ne oluyor dedik ya biz de nasıl yani filan. Yani işte bak selam verdik geldik falan. Hayır dedi çektirmiyorum izin vermiyorum falan dedi. Memduh abi vardı Memduh Ekici. Çok güzel fotoğrafları vardır onun da. Dedik ki bu çobanın hakkından o gelebilir. O da gitti dedi ki sen ne diyorsun bakayım dedi. Beni dedi çekemezsiniz dedi. Yani benim fotoğrafıma İsa peygamberin dağ vaazı ile bağlı olabilir mi? Bir tane soru var da o soruyor. Ben şimdi bunu konuşurken unutacağım cevap vermeyi. Güzel bir soru gibi geldi o. Onu tekrar edelim. Siz tamam. Evet. Orada işte izin vermedi falan çoban. Meğerse şöyle bir şey varmış. Neşeli bir adam aslında. Dedi ki adam bir tanesi geldi dedi benim fotoğrafımı çekti gitti burada dedi. Sonra dedi yarışmanın birisinden dedi 5.000 lira ödül almış dedi. Bana parayı koklattırmadı dedi çoban. Bana dedi para vermedi dedi. O yüzden dedi çektirmiyorum falan dedi.
Benim de abi bir azarladı bunu filan tabii. Dedi ki bak dedi şurada eczacıyım ben dedi. Senden sonra hastaneye gelirsin bir gün bana da uğrarsın falan dedi. Ondan sonra böyle yani onu görebilirsiniz ya. Onu hissedebileceğinizi zannediyorum yani. O yani görebileceğiniz değil de hissedebileceğiniz bir şey tahmin ediyorum. Çünkü suratlar, yüzler her zaman kendini göstermezler yani. O ancak belki bir hissiyatla yakalanabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum yani. Eyvallah hocam. Reyhan Hanım'ın Bahsi geçen soruyu okuyalım mı? Ha, ben de onu Güzel, diyecektim. orada bir soru vardı. Evet abi. Fotoğrafların tamamı politik fotoğraflar. Fotoğrafçı kayda almakla mı yükümlü yoksa fail üzerine mi konuşmalı? Bilemedim demişti Celalettin Hoca. Evet yani bu güzel bir soru. Vallahi şimdi fotoğrafçının görevi fotoğraf çekmek zaten bunun için o sebeple oraya gidiyor. Ama ne kadar fail olabilir onu bilemiyoruz. Yani fotoğrafçının yerine biz olmalıyız bence bu soruya cevap verebilmek için hocam. Yani mesela buna ilgili olarak da birçok fotoğrafçı itham edilmiştir. İşte Steve McCurry'den itibaren bir sürü fotoğrafçılar işte o meşhur kareler hatırlayın yani onları. Mesela orada müdahale edilemez mi? Tabii ya yani tamam gene fotoğrafını çekebilirsin. Akbaba ile çocuk fotoğrafını çekersin. Ama tamam anladık yani. Muradına erdin. Orada çocuğu kucağınıza alıp götürebilirsiniz yani. Mesela bu olabilir. Fotoğrafçılar olayın eğer faili olmaya kalkarlarsa muhtemelen yaşayamazlar. Yani onların fotoğraf maceraları ve hayatları çok uzun sürmez bence. Çünkü mesela Ruanda gibi bir ortamda fotoğrafçısınız. Üzerinde pres yazıyor falan. Karşıdakiler sizin gazeteci olduğunuzu tahmin ederler. Şimdi oradan düşman kuvvetlerinden ya da birisini kurtarmaya kalktığınızda sizin de orada işinizi bitirebilirler. Bu çok riskli bir şey olur. Ama vicdani anlamda kendinizi feda etmek istiyorsanız o da başka bir şey. Sorunuzun cevabı yani bende kısmen böyle var ama tam olarak cevaplayabileceğimi söyleyemem yani bu noktada. Zor bir şey çünkü bu. Hocam Reyhan Hanım'ın bir yorumu vardı. Diyor ki Evet. belgeselin adı İsa Peygamber'in dağ vaazı ile bağdaştırılmış olabilir mi? Bir alıntı yapıyor. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz, tepeye kurulan kent gizlenemez. Hazreti İsa'nın dağ vaazından. Evet. Katılıyorum aynen yani. Çok iyi bir tespitte bulunmuş arkadaşımız. Böyle bakabiliriz evet. Yani bunu düşünmem lazım. Hatta bununla ilgili o şeyi soruyu bana paslarsanız eğer onunla ilgili belki bir şeyler karalayabilirim. Ben bu dökümü size göndereceğim. Evet iyi olur. Çünkü çok hoş bir benzetme burası. Biliyorsunuz Hazreti İsa Hazreti İsa'nın şeyde son işte Pentekost günü görünmesinden sonra işte mesajımı yayın ifadesi var ya Evet hocam. belki orayla da bir bağlantı kurulabilir. Ebru Hocam Evet buyurun buyurun hocam. kulak sen. Muammer hocam son kısımda bana hatırlatın demiştiniz. Salgado'ya yönelik eleştirilerle ilgili bir konuydu diyor. Evet. Şimdi nereye yazmıştım onu? Dur bakayım. Onu ben bir yere not almıştım da. Dur bakayım bulamadım. Ha. Ben de şu şöyle bir ifade yazmışım not olarak. Acılarımız ile onların estetik görünümleri arasındaki ilişki nedir? Acılarımızla onların estetik görünümleri arasındaki ilişki nedir? Acaba onların kötü çekilmiş görüntülerine mi yoksa estetik sunumlarına mı daha fazla dikkat kesiliriz? Diye bir ifade, bir soru sormuşum. Yani az önce de geçmişti ya orada Salgado'nun acıları estetize etmesine yönelik olarak eleştiriler var demiştik. Susan Sontag'la bunu kitabına koymuş demiştik. Ben de böyle bir ifade yazdım. Yani estetik çekilmiş görüntüleri görmekten bir zarar gelmeyeceği düşünüyorum. Çünkü zaten mesela bir göç hareketi var. Bir yerden bir yere zaten gidiliyor. Orada insanların görüntülerini daha iyi kompoze etme çabası içerisinde olmanın yanlış bir tavır olacağını zannetmiyorum. Her halükarda hareket halindesiniz zaten. Dedim ya mesela fotoğrafta bazı kurallar var. İşte bunu kurslarda öğretiyorlar. Temel fotoğraf eğitimlerinde öğretiyorlar. Ne diyorlar? İşte kadraj bilgisi, işte altın oran,
ışık gölgenin işte ışık gölge oyunlarının isabetli bir şekilde kadraja alınması, işte ışığa göre fotoğraf ayarlarının yapılması gibi bir takım şeyler, teknikler. Yani bunları başarılı bir şekilde uygulamaktan bir zarar olacağını zannetmiyorum. Ama evet katılıyorum. Bilakis tesirini arttırır. Ama o işte Akbaba Foto, Steve McCurry hep gözümün önüne o geliyor. Kitapta da o okuyanlar varsa orada bir bölüm vardı. Sanki Steve McCurry'nin Akbaba fotoğrafı sadece ona ait değil sanki. Başka fotoğrafçıların da bana göre orada o tür kareleri yakaladıklarını zannediyorum. Orada bir not düşmüştüm. Bir Japon sitesinde görmüştüm o şeyi, fotoğrafı. Fotoğrafın dokusu, renkleri, oradaki görüntüler çok şeydi. Steve McCurry'nin çektiğinden daha farklıydı. Demek ki dedim yani bu fotoğrafçılar birden fazla akbaba ve çocuk fotoğrafı çekmiş olabilirler birden fazla. Ya dedim ben kendi kendime bir kuruntu yapıyorum. Ama çok dikkatli baktım. Fotoğrafları defalarca büyüttüm. Ondan sonra yani indirebildiğim şekliyle bu tür karelerin birden fazla olduğu kanaatini taşıdım sonra da. Yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle bir soru sormuştum. Kadrajın düzgün olmasının hiçbir mahsuru yok. Celalettin Hocam'ın sorusunun cevabı da fotoğrafçı fotoğrafçılık görevini yapsın ama insanlığını da unutmasın diye kısaca söyleyebilirim yani. Evet. Hocam konuşabilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir programdı. Çok faydalandığım bir programdı. 2 saat olsa yine dinleyebilirim yani. Daha da devam edebilirim. Evet, teşekkür ederim. İsmim Nesrin Aksoy bu arada hocam. Bu yardım çalışmalarıyla ilgili bazı ülkelere gittim, çeşitli ülkelere gittim. Aynı zamanda fotoğraf da çekiyorum yaptığım yardım çalışmalarında ve bu arada kalıyorum. Yani yardım yaptığım insanların fotoğraflarını çekerken onların işte yardım yapmak mı veya o anları karelemek mi, fotoğraflamak mı arasında kalıyorum. Çoğu zaman birçok mesela keşke şunu çekseydim dediğim an oluyor ama o anda yardım etmenin şeyiyle, duygusuyla diyorsunuz ki acaba ben bu insanın acısından mı yararlanmaya çalışıyorum bu kareyi çekerek diye. O ikilemde kaldığım çok oldu. Sanırım dediğiniz gibi az önce de Celalettin hocamın da sorusuna verdiğiniz cevapta. Yani o anlık belirliyor zannedersem. Yani çekecek miyim, yardım edeceğim. O anda olabilecek bir şey. Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. Yani insanların acılarını başkalarına duyurmaktan bir mahsur olmayacak. Mesela Arakan diye bir coğrafya var ya da başka coğrafyalar var. Eğer buradan fotoğrafik görüntüler gelmese, fotoğraf olmasa, görüntü olmasa ne kamuoyunu uyarabilirsiniz, ne oraya dikkat çekebilirsiniz. Çünkü oradaki sıkıntıları bir şekilde göstermek zorundasınız ki insanlar bunu anlayabilsinler. Bakın eğer fotoğraf olmasa sadece sizin yardıma gittiğiniz bölgelerin haberleri normal metinlerle ifade edilmiş olsa, yazıyla ifade edilmiş olsa çok azımız dikkat kesilebiliriz. Fakat görüntünün insan zihni üzerinde çok büyük etkisi var. Korkunç uyarıcı bir etkisi var. O sebeple Kesinlikle. siz bence yani orada başka yardım eden başka arkadaşlarınız varsa sizin göreviniz bence sadece onları fotoğraflamak olsun. Ve bu görev bana göre onların yaptığı görevden belki daha önemli bir görev. Çünkü yardımı siz bir sefer yapacaksınız. Diğer arkadaşlarınız yardımı bir kere yaparlar. Ama sizin fotoğraflarınız 100 yıl yaşayacak. O yüzden de bence içiniz rahat olsun. Çünkü bu soruyu sorduğunuzda ben kendimi zaten bu sorunun muhatap yerine koydum. Acaba dedim kendim böyle bir sıkıntılı bir coğrafyada olsam ne yapardım diye düşündüm. Ama dediğim gibi önce insanlık, sonra da oradaki kareler çekilir. Ama bu konuda bence içinizi ferah tutarsanız iyi olur. Tek başınız iseniz ve yetişemiyorsanız mesela tamam fotoğrafı sonra çekersiniz belki ama bence bunu yapmaya devam edin. Bu anlamda milleti uyarma görevi sizde olsun diyorum. Ben de Çok tebrik teşekkür ederim. ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ve çektiğim karelerde şunu gözlemliyorum. Fotoğrafları paylaştığım zaman mutlu olan fotoğraflar, güzel olan fotoğraflar çok rağbet görmüyor. Ama ne kadar acı varsa, ne kadar mağdur
kareleri olan fotoğraflar varsa onlar çok daha fazla ilgi görüyor. Aynen İnsanlar öyle. tarafından. İnsanlar en çok dikkat kesildiği konular, en keskin konular zaten. Yani mesela gülümseyen insan fotoğraflarını çoğumuz aldırmayız yani. Çünkü görsellerin beynimizdeki uyarılma biçimleri çok farklıdır. Bu dediğim gibi mesela tabii herkes de böyle algılayacak diye bir şey yok. Bu bizim yetişme tarzımıza, inançlarımıza, doğamıza, öğrenme biçimlerimize, kendimi yetiştirme tarzımıza, ifade ediş biçimimize göre değişiklik gösterebilir. Her fotoğrafın her göz karşısındaki uyarıcı etkisi de birbirinden çok farklı olabilir. Biz mesela belki çok merhametkar bir toplumda yaşıyoruz. Bilmiyorum yani ne kadar merhametliyiz ama yani geçmişimize baktığımızda mesela işte vakıf sistemlerimize, yardım sistemlerimize baktığımızda mesela daha hassasız bu konularda. Diyelim yabancı birisi evimize geldiğinde aç olan birisine biraz daha empatik halde oluyoruz. Dışarıya gittiğinizde mesela bu ilgi göremezsiniz yani. O yüzden bu noktada dediğim gibi uyarıcılarımız farklı olabilir. Uyarıcılarımız da bizi hayatı farklı şekillerde yorumlamamıza yardımcı olurlar yani. Çok teşekkür ederim Rica hocam. ederim. Başka katkıda bulunmak isteyen varsa onlardan da yorum alabiliriz. Abdullah hocam, senin mikrofonun kapalı. Bu Sen fotoğraflara de rağmen duyuyor neden bu şiddet devam ediyor? Demek ki anlık bir hassasiyet gösteriyoruz. Evet, yani tabii şiddeti üretenlere sormak lazım belki. Şiddeti evet. üretenlerin dünyasına bakmak gerekiyor. Yani biliyorsunuz Batı uygarlığı denen aslında uygarlığın olmadığı bu coğrafyalar başkalarının kanından ve kaynaklarından besleniyorlar. Bunu normal görüyorlar. Çünkü bu Batı'nın bir aslında tarih okuma, tarih yazma ya da medeniyete bakış açısıyla doğru orantılı bir şey. Fransa'da 1789 anayasası yapıldığı zaman anayasaya bir madde ilave etmişler. Fransız yeni anayasasına. Orada şöyle bir şey var. Her Fransızın görevi uygar olmayan, medeni olmayan dünyalarda insanları medeni hale getirmektir diyor. Kendileri medeni oldukları için yani özellikle Doğu ya da Afrika kastediliyor burada. Oraya gidecekler ve bu insanları medeni hale getirecekler. Fakat medeniyet kavramı onların gözünde tam anlamıyla bir sömürüye evrildiği için dolayısıyla bunu normal karşılıyorlar. Dolayısıyla şiddetin bitme imkanı yok yani. Şiddeti olsaydı şiddeti bitirirlerdi şimdiye kadar. Bir de olaya şöyle bakmak lazım. Birinci boyutu bence bu. Yani müstekbirler kendilerini böyle görürler. Haklı görürler, doğru görürler. Samuel Huntington mesela milletler çatışması tezi bunun üstüne dayanıyor zaten. Ya da işte tarihin sonu tezleri de böyle aşağı yukarı. Francis Fukuyama ne diyordu? Avrupa Batı medeniyeti gelebileceği son noktaya gelmiştir. Sonra tarih Kimseye yoktu. Evet. aşamayacaktır diyor mesela. Dolayısıyla şimdi burada bir itaatkarlık beklentisi içerisinde olunuyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle aymazlıklarına devam edecekler. Yani bu tavırlarından asla vazgeçmezler. Öyle olunca da zulüm bir şekilde yaşamaya tahmin ediyorum. Devam eder yani. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Bu akşam epeyce yoruldunuz ve çok çok keyif aldık. Hani ben kendi adıma söylemem gerekirse çok güzeldi. Tabii ki konuşulacak birçok şey daha var. Birkaç yorum daha var ama hani belki bir Son bir tanesi soru kalmış. var. Onu da okuyup Alalım. bitirelim. Selim Hoca da Karabük Üniversitesi'nden öğretim üyesi, Türk Dili ve Edebiyatında hocamız. Fotoğrafçı istediği yerden bakabilir veya bakmayabilir. Bu kabilde gerçeğin gerçekliği ile fotoğrafın gerçekliği veya kurgusallığını halktan biri nasıl anlayabilir? Kırılma noktaları var mıdır diyor. Evet, yani bu çok da kolay anlaşılacak bir şey olmayabilir. Yani hocam öykü yazıyor musunuz? Yani hocam öykü yazıyor mu acaba? Mesela kurgu Yazıyor öyküler. hocam, yazıyor, evet. Mesela ben de bu soruyu gerisin geri sorayım tekrar. Yani kurgu öyküyle gerçek öykü ya da yaşanmış öyküler arasındaki benzerlikle bana sorduğunuz soru arasında bir benzerlik kurdum diye düşünüyorum. Kurgu fotoğraflar tabii ki anlaşılabilir ama bazen bunu göremeyebilirsiniz. Çünkü çok sinsi bir şekilde manipüle edilebilir bazı fotoğraflar.
Dolayısıyla belki de şöyle diyelim, herkes ya da fotoğrafın içinde olmayan birileri bunu anlamayabilirler. Robert Capa'nın mesela İspanya İç Savaşı'nda bir fotoğrafı var. Mesela bu fotoğrafı ciddi anlamda manipüle ettiği biliniyor. Bu fotoğrafı herkes şey zannetmişti, gerçek bir fotoğraf zannetmişti mesela. Fakat fotoğrafın manipülasyon olduğu çok sonradan, o manipülasyon da değil, fotoğrafın tahrif edildiği aslında. Ben bunu, bu tahrif kelimesini kullanmak istiyorum burada. Genelde bunu kullanıyorum zaten. Çünkü fotoğrafta manipülasyon şöyle bir şey. Fotoğraf üzerinde bir takım değişiklikler yaparsanız bu manipülasyon olur. Yani aslını bozmayacak şekilde, ifade biçimini yerinden oynatmayacak şekilde fotoğraflar manipülasyon denir. Tahrif, fotoğrafta ekleme veya çıkarmaya denir. Tahrif de bunu yaparsınız belki. Sorunuza cevap oldu mu bilmiyorum. Sıradan bir gözün bunu görme imkanı olmayabilir. Şey mi hocam, bu düşen asker fotoğrafı mıydı o? Düşen asker fotoğrafı mesela. Bu fotoğrafın tamamen kurgu bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla hemen ben göstereyim onu madem. Evet. Evet, manipülasyon bir çeşit dijital sanata tabii. Yani fotoğrafın işi, şimdi fotoğraf kendini manipülasyonlardan çok fazla kurtaramayacak bir alan, öyle söyleyeyim. Çünkü müdahaleye son derece açıktır. Mesela diyelim siz bir öykü yazsanız, sizin öykünüze kim müdahale edebilir? Tahmin etmiyorum. Yani sizin öykünüz öyle kalacaktır. Ama benim çektiğim bir fotoğraf üzerinde manipülasyon ya da bu manipülasyon da olabilir. Tahrif çok fazla olabilir. Birisi alır, fotoğrafı başkalaştırıp kullanabilir. O yüzden görsel yani dünyada ki manipülasyon biçimleri ve çokluğu yazın dünyasından biraz daha farklıdır diye bakmak lazım, tahmin ediyorum. Evet. Evet. Hocam, bütün bu yorumları, soruları da ben size tekrar göndereceğim inşallah. Var mı sizin başka ilaveniz hocam? Valla ben çok memnun oldum. Yani 55 kişi görüyorum şu anda, tahmin ediyorum. Evet. Çok, herkese çok teşekkür ediyorum. Zahmet vermişsiniz, geldiniz. Burada ben de bildiğim kadarıyla, dilim döndüğü kadarıyla hem Salgado'yu anlatmaya çalıştım, hem belgeselinden bize ne kalabilir, bunlarla ilgili birkaç şey söylemeye gayret ettim. Efendim, eğer iki kişi dinliyormuş, 56. Eğer sürçülisan ettikse affedersiniz inşallah. Estağfurullah hocam. Bizim de hakeza kusurumuz olmuşsa eksik. Evet. Yok, çok sağ olasın Abdullah. Evet. İyi bir şey vesile oldunuz. Mehmetciğim, ikiniz de Abdullah, sağ olun. Eyvallah hocam. Olmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Buyurun. Ben herkese son olarak katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, sabır gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Estağfurullah hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben de kısa bir duyuru yapayım. Bundan sonrasında hani gerek film okumaları, gerek belgesel okumaları olsun, belki yine Muammer hocamla bir program yapma fırsatımız da olur. Biz bunu bir şekilde devam ettireceğiz. Zaten yıllardır devam eden bir şey. Mahalle Mektebi ile başlayan, Mehmet'in hakeza Karabük'te sürdürdüğü film okumaları bizim için bir okuma biçimi. Bugün belgesel ilk defa yaptığımız bir şeydi. Evet. O manada çok da güzel oldu hakikaten. Çünkü sinema demek aslında kurgu demek. Yani bakıldığı zaman belgesel ise bir tarihi gerçeklik vesika olarak çok daha değerli. Ve bunu Muammer Hoca'dan dinlemek de çok daha değerliydi. Hocam tekrar teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Son olarak kendi okumasını yapmak isteyenlere de ileride kapımızın açık olduğunu belirtip öyle iyi akşamlar dileyeyim katılan herkese. Evet, herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Sağ olun.